Günaydın, mutlu günler sayın seyirciler. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Mine Çakmakçı, Gün Işığı programıyla karşınızdayız. Dışarıda güneş şu an yüzünü göstermese de BBN Türk izleyicilerinin güneşi an itibariyle doğmuş bulunmakta. Şimdi hava durumuna bakalım. Dışarıda gökyüzünde neler var? Haritamız geldikten sonra hemen hava durumuyla bakacağız bakalım. Evet, haritamız geldi. Aslında haritada çok da bir değişiklik yok ama dün de çok fazla uyarısını yapmıştık. Kuvvetli yer yer şiddetli yağışın ve kuvvetli rüzgarın olduğunu söylemiştik. Uzun zamandır yoğun bir kar yağışı haberini buradan veremiyorduk sizlere. Ama an itibariyle haritada gördüğünüz gibi yükseklere kar haberini an itibariyle verebiliriz. Gördüğünüz gibi çok doğu bölgesinde çok bir kar yağışı şu an yok ama batıda kar yüzünü yavaş yavaş gösterdi diyebiliriz. Hemen biz yine uyarılarımızı yapalım. Bildiğiniz gibi dün de çok kez söylemiştik Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinde yoğun bir şiddetli yağış bekleniyordu. Evet, çok da fazla bir kar yağışı yoktu ama an itibariyle yükseklerde de kar yağışı olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Sonrasındaysa kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısını da yaptık. Bunun için önlemlerinizi de almanızı söylemiştik. Yine tekrar söyleyelim. Şimdi yağış uyarısıyla beraber ulaşımda aksamalar olabilir. Şiddetli fırtına, sel gibi doğal afetleri de yaşayabiliriz. O yüzden lütfen dışarı çıkacak vatandaşlarımız varsa bunun önlemini şimdiden alın. Ona göre giyinmenizi öneriyoruz. Aynı zamanda fırtına uyarısıyla beraber de soba ve doğal gazlı evlerde yaşıyoruz biz de haliyle. O yüzden de lütfen onların da baca temizliklerini falan yapmış olalım ki aksi bir olumsuz bir durumla karşılaşmayalım. Hemen söyleyelim Türkiye'de bazı illerin hava durumunu. Edirne 10 derece bulutlu ve sağanak geçeceğini söyleyebiliriz. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da 13 derece çok bulutlu. Aralıklarla sağanaklı yağış zaten dün akşam saatlerinden sonra da İstanbul'da yağmur yağışının olduğunu da aktaralım. İzmir'de 15 derece yer yer sağanak ve gök gürültülü yağmurların olacağını söyleyebiliriz. Yağışların da kuvvetli olacağının buradan bilgisini verelim. O yüzden de lütfen İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız varsa önlemlerini şimdiden alsınlar. Isparta çok bulutlu, aralıklarla yağmur var. Güzel de bir haber verelim. Yüksek kesimlerde de kar yağışının olacağını söyleyebiliriz. Eskişehir 6 derece, gece saatlerinden sonra da aralıklı yağmurların olacağını aktaralım. Bolu'ysa 0 derece. Trabzon 5, Diyarbakır'da 9 derece olacağını şimdiden söyleyelim. Bu bölgelerde çok bulutlu. Buralarda şu an bir kar yağışı ya da bir yağmur an itibariyle yok. İlerleyen dakikalarda hava durumunu tekrar aktaracağız. Şimdi bir de İstanbul trafiğine bakalım. An itibariyle saatlerimiz 7'yi gösteriyor. İstanbul trafiğinde durum nasıl? Harita geldiğinde hemen bakacağız. Evet. Şu an İstanbul trafiği an itibariyle trafik yoğunluğu %35 olarak gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş kısmında trafik olduğunu söyleyebiliriz. Her zamanki gibi Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun bir trafik şu an için hakim. İlerleyen saatlerde, dakikalarda daha da yoğun olacaktır. Şu an görüntüde geldi Çamlıca'dan. Gördüğünüz gibi Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahında yoğun bir trafik söz konusu diyebiliriz. Vatandaşlarımız eğer dışarı çıkacaksa ve trafikte kalmak istemiyorlarsa metrobüs güzergahını da kullanabilirler. Aksi halde biraz trafiği çekeceksiniz gibi duruyor. Yine ilerleyen dakikalarda İstanbul trafiğindeki son durumu da aktarıyor olacağız. Şimdi haberlerimize bakalım, gündemde neler var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime az bir zaman kala hala adayını açıklamayan altılı masayı çok sert sözlerle eleştirdi. Ortak yetki üzerinden yüklendi. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür dedi. Altılı masaya yönelik ilginç benzetmeler de yaptı. Bu modeldeki Cumhurbaşkanı'nın Anadolu'daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye tarlasına koyduğu nedir? Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, daha fazla şahsiyeti, daha fazla iktidarı olabilmesi mümkün mü? Altılı masayı bu sözlerle eleştirdi. Sık sık benzetme yaptı. Altı kaptan bir gemiyi batırır. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bir tane davula altı tokmak birden inecek.
horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze Türkiye Esnaf Buluşması programında konuştu. Bazı müjdeler verdi. Destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Konuşmasının önemli bir bölümünü seçimlere ve altılı masaya ayırdı. Altılı masanın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı şayet seçilirse masadaki genel başkanlar da karar süreçlerinin içinde yer alıp imza yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı bunun mümkün olamayacağını söyledi. Meselenin çok daha vahim yanı, mutabakata vardık dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza alenen aykırı olmasıdır. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür. Altılı Masa'nın imza yetkisini çarpıklık olarak nitelendirdi. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle ya. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için yakında meclise sunulacak dedi. İşte milyonlarca kişi o yakında kelimesinin ne zamana tekamül ettiğini merak ediyor. Çalışma Bakanı Bilgin de bu konuda kısa bir açıklama yaptı. Bu arada SGK personelleri için EYT çalışanları için de ek mesai ödemesine ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar aylardır düzenlemenin açıklanmasını bekliyordu. O açıklama yılın son günlerinde gelmişti. O günden bu yana düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yakında ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e de toplantı sonrası düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı soruldu. Konu bizden çıktı. Artık meclis grubunda. Teknik çalışma tamamlandı. Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar cevabını verdi. Düzenleme henüz meclise gelmedi ama SGK çalışanlarına EYT çalışması için mesai ödenmesine ilişkin karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti verilecek. Karar Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü personelini kapsıyor. SGK çalışanlarına ayda 50 saati geçmeyecek şekilde her çalışma saati için 27 lira ödenecek. 50 saat mesai yapan bir çalışan 1350 lira ek ücret alacak. Bayraktar dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı yani DİHA 8000 feet operasyonel irtifa uçuş testini başarıyla tamamladı. DİHA'nın bu yıl hizmete girmesi planlanıyor. Bayraktar DİHA göklerde. Baykar o anları işte bu görüntüyle paylaştı. Dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı 8000 feet operasyonel irtifa uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı o anları. Bayraktar DİHA 8000 feet operasyonel irtifa uçuş ifadelerini kullandı. DİHA keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracı. Otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Anadolu gemisine de konuşlanabilecek. Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip. Son derece hızlı manevra, dar alanlarda göreve hızlı başlama ve pistsiz uçuş yeteneği de bulunuyor. Bu özellikleriyle havada inceleme ve gizli görevler için yapılan çalışmalarda kullanılacak. Baykar Savunma tarafından ilk defa 2019'da duyurulan DİHA'nın bu yıl envantere girmesi planlanıyor. Ege Denizi'nde peş peşe depremler yaşanıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında
5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi. Ege Denizi ardı ardına sallandı. Önce 4,2, sonra 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre ilk deprem saat 2'de yaşandı. Girit Adası açıklarında 8 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafedeydi. Midilli Adası'ndaki 5 büyüklüğündeki sarsıntı ise saat 10.38'de yaşandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 15 kilometre açığında 15 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem Balıkesir ve İzmir'de hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Fındık yerine taş aldı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir tüccara satılan iki fındık çuvalından 8 ve 20 kilogram ağırlığında taş çıkınca tüccar çok şaşırdı. Ayrıntılar ise haberimizde. Yaşlı bir amca geldi. Arabasını yolun üstünde bıraktı. Çok acelesinin olduğunu söyledi. Amcaya dedim ki amca arabanı işte yoldan al, en azından bir çay içeriz, otururuz, muhabbet sohbet ederiz. 18 yaşındaki çiçeği burnunda esnaf Cihat Aydın'ı yaşlı fındıkçı kandırdı. Fındık yerine taş sattı. Genç esnaf da o taşları hatıra olarak sergilemeye başladı. Çok acelem var dedi oğlum. Annem hasta, ameliyat olacak. Arabasının arkasında işte iki çuval fındığı vardı. Amca dedi ben taşırım, sıkıntı yok. Olay Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana geldi. İlçenin Çarşı Mahallesi'nde fındık tüccarlığı yapan Akın Aydın kısa bir süreliğine dükkanı 18 yaşındaki yeğenine emanet etti. Kimliği belirlenemeyen kişi Cihat Aydın'a içerisinde iki parça taşla bulunan iki çuval fındık sattı. Fındıkları taşıdığında çok acele ediyordu. Fındıkları kantara koydu, kilolarını gösterdi bana, hemen indirdi kantardan. Belki fındıklar kantarda biraz daha kalsaydı şüphelenebilirdim çünkü o kadar fındık o kadar ağır gelmezdi. Bir süre sonra çuvalların içerisindeki taşları fark etti ama iş işten geçmişti. Tabii haliyle biz de biraz acemi olduğumuz için tongaya düştük. Çuvalların çok ağır olduğunu fark ettim. Hemen aklımdan taş olduğu geçti. Döktüğümde içinden zaten taş çıktı ikisini de, burada görünüyorlar. Taşların üzerine günün tarihi, ağırlıkları ve karşılığı fındık ücreti olan 330 ve 1090 lira yazıldı. 8 ve 20 kilogram ağırlığındaki taşlar sergide. Amcamı aradım. Amca dedim böyle böyle bir olay geldi başımıza. Biz 28 kilo taş aldık. Bana dedi ki olabilir dedi. Sakın taşları atma, ben geleceğim dedi. Geldiğimde şimdi kalem al dedi. Tarih at üstlerine. Ne kadar fiyata geldiklerini yaz. Dükkanımızın önüne koy dedi. Onlar da bir an olarak kalsın. Bunlar da sana bir tecrübe olur dedi. Fındık yerine taş alan genç esnafla dükkan sahibi şikayetçi olmadı. Eğer parayı gerçekten ihtiyacı varsa helal hoş olsun. Zaten yakın bir süreçte ben dedemi, amcam babasını kaybetti. Bu durumda da dedemizin ruhuna gitsin, dedemizin ruhuna sayıyoruz. Neyim olsun, sen bu işleri de yapacaksan tecrüben deneyimin olsun dedim ona. O şekilde olayı şey ettik ama biz hayırsever bir esnafız diye kendimizi biliyoruz. Bizim yanımıza geleni boş sevirmeyiz. Olay genç esnafa büyük bir ders oldu. Taşlarsa bir hatıra olarak kaldı. Belki de gerçekten ihtiyacı olduğunu söyleseler, zaten bizim Türk halkımız bu konularda çok da yardımsever. Muhakkak yardım edeceklerdi ama biraz işin içine dolandırıcılık girmiş diyebiliriz. Şimdi devam edelim. İstanbul Kartal'da iki kadın ölü bulunmuştu. Dün aktarmıştık haberlerimizde. Katil zanlısı ise intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili ise yeni gelişmeler ortaya çıktı. Zanlı cinayeti işlediğini itiraf etti. Gerekçe olaraksa aldatıldığını söyledi. Ev tutmasına yardım ettik, eşyasını aldık, sahip çıktık, evimize gelip yiyip içen bir evde ölü bulunan iki genç kadının cinayete kurban gittiği anlaşıldı. İstanbul Kartal'da korkunç bir olay yaşanmıştı. İki kadın bir evde ölü olarak bulunmuştu. Konuşmaktan aciz bir çocuktu ya. Nasıl yaptı bunu ben anlamadım. Genç kadınların cenazelerine adli tıpta otopsi yapıldı. Dilara Gülten cenazesini adli tıp kurumundan teslim alan babası Şenol Gültay katil zanlısını tanıdığını anlattı. Ya bu çocuk garibanın tekiydi biliyor musun? Antep'ten gelmiş. Tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Çocukların arkadaşı.
Yani medyada yazıyor orada sevgilisi bilmem ne. Yok kardeşim, ne sevgilisi ya? Katil zanlısına uzun süre yardım ettiklerini ifade etti. Biz bu çocuk ev tutarken destek olduk, ev tutmasına yardım ettik, eşyasını aldık, sahip çıktık, evimize gelip yiyip içen mi? Yani çocukların yakın arkadaşı. Baba Şenol Gültay hala olayın şokunu yaşıyordu. Ya nasıl yaptı bunu ben anlamadım. Bilmiyorum. Ne oldu anlamadım. Evlat acısı ya, yanmaz olur mu? Nasıl yarın ben nasıl toprağa vereceğim onu? Nasıl vereceğim? Korkunç olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Hayatını kaybeden Gültay noterde, Demirelse elektronik firmasında çalışıyordu. Daha önceden kasten yaralama suçundan aranan şüphelinin ise Pendik'te bir restoranda çalıştığı belirlendi. Cinayet günü alışveriş yapan katil zanlısı kameraya böyle yakalandı. İfadesinde kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia etti ve cinayetleri bu yüzden işlediğini savundu. Zanlı gözaltında, cinayete kurban giden genç kadınlar ise gözyaşları içinde defnedildi. Sıradaki görüntüler Aksaray'dan. Ailesiyle tartışan bir genç evden çıktı. Saatler geçti, evine dönmedi. Paniğe kapılan aile durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler genç donmak üzere ve baygın halde buldu. Kanka buradan aç. Ailesiyle tartıştı, ortadan kayboldu. 16 yaşındaki genç donmak üzereyken bulundu. Lise öğrencisi Yiğit Han sabah saatlerinde ailesiyle tartışıp evden çıkmıştı. Saatler geçti, hava karardı. Eve dönmeyen genci arayan ailesi telefonlarına cevap alamadı. Aile telaşla kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Aksaray ve çevresi didik didik arandı. Saatler süren arama mutlu sonla bitti. Yiğit Han evinin yakınlarındaki Uluırmak kanalında baygın halde bulundu. Kayıp olan genç üşümüş ve bitkin düşmüştü. Ekipleri görünce ağlamaya başladı. Hareket edemiyordu. Tamam, sakin, sakin, bir şey yok. Sedye halata bağlanan genç merdivenle yukarı çıkarıldı. Ardından üzerine battaniye örtülüp ambulansa bindirildi. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumu iyi. Tansiyonun son derece yüksek olduğu Brezilya'da yaşanan olaylarla ABD'de müdahil oldu. Beyaz Saray seçimi kaybettiğinden bu yana Amerika'da bulunan eski başkan iadesine olumlu bakmıyor. Gösterilen karşısındaysa harekete geçmesini istenilen Washington bunu karşılayacağı mesajını verdi. Brezilya'da tansiyon son derece yüksek. ABD'de bulunan Bolsonaro hastaneye kaldırıldı. ABD iade için yeşil ışık yaktı. Eski devlet başkanı Bolsonaro destekçileri yeni başkan Lula da Silva'nın yönetimine tepkili. Brezilya'da caddeler ve sokaklar aylardır hareketli. Öfkeli gruplar sokakları ve caddeleri savaş alanına çeviriyor. En son ulusal kongre binası basıldı. Polis sert müdahalede bulundu. Ülke genelinde federal müdahale kararı alındı. Da Silva yaşananları terör ve vandalizm olarak nitelendirdi. İçinde ateşli silahlar bulunan 40 otobüsü el konuldu. Olaylarda 6'sı ağır, en az 70 kişi yaralandı. 500 kişi gözaltına alındı. Bolsonaro Aralık ayında ABD'ye gitmişti. Yaşadığı Florida'da karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Pasado 30 de diciembre, según ha informado su esposa. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı sadece kongre binasının basılması kınanmakla kalmadı. Sözcü Ned Price talep olması halinde eski devlet başkanının hızlı ve uygun şekilde iadesinin değerlendirileceği mesajını verdi. Gösteriler karşısında harekete geçmeleri istenirse Washington'un bunu karşılayacağı da kaydedildi. Evet sevgili seyirciler, haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım neler var.
Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetlerinde neler varmış? Şimdi öncelikle aslında Taksim'de yaşanan olayla ilgili haberi okumak istiyorum. Cebinden ABD hattı çıktı olarak başlık atılmış. Biliyorsunuz İstiklal Caddesi'nde bir bombalı saldırı olmuştu. Onunla alakalı detaylar da çıkmaya devam ediyor. Hemen bakalım detaylarına. Nedim Şener, İstiklal Caddesi'ni kana bulayan bombacı Ahlam Albasir'in ifadesinin tam metnine ulaştı. İfadede karanlık saldırıya ışık tutacak ilginç detaylar var. Albasir bana görevi Hacı Kodatlı terörist verdi. Bir miktar para ve cep telefonu da verdi. Telefonda iki Amerikan numarası üzerinden WhatsApp programları kuruluydu. Bombayı Türkiye'ye ben soktum dedi. Aslında sayfa 11'de bunun devamı. Ona da bakmak istiyorum açıkçası. Hemen bakalım. Haberin detaylarına biliyorsunuz aslında o saldırıdan sonra İstiklal Caddesi'ne gidilir mi gidilmez mi olarak da çok fazla haberler çıkmıştı. Ama şu an için ben de sık sık gidiyorum, İstiklal Caddesi'ne bir can güvenliğimizin olmamasına dair bir durum söz konusu değil. Hemen detaylarını bakmak istiyorum. Başlıkları da atmışlar. Amerikan numaralı telefondan talimat geldi olarak patlayıcıları Bilal Hassan getirdi. Hemen detaylarını biraz aktaralım. Türkiye'ye geçmeden 5 gün önce İdlib'de Bilal Hassan kodatlı bir evde patlayıcıyı Türkiye'ye nasıl getirdiklerini konuşmuşlar ve şöyle anlatmış. Bu evde yaklaşık 5 gün kaldık. Bu ev 2 odadan ibaretti ve odanın birinde Hassan kalıyordu, diğerinde ben kalıyordum ve tekstil eşyaları bulunmaktaydı diye de aktarmış. Zaten bildiğiniz gibi aslında hala soruşturma da devam ediyor. Detayları da çıktıkça biz de aktarmaya devam ediyoruz. Bombayı güçlendiren çivileri ben aldım olarak yine başlık atılmış, hemen onun da detayına bakalım. Türkiye'de çevreye karşı 5 ay karı koca rolü oynayan teröristler Albasir ve Bilal Hassan bu sırada 3 kez saldırı yapacakları İstiklal Caddesi'ne keşif için gitmişler. Albasir Suriye'nin üzerinden getirdiği patlayıcıları imal edilen bombanın yapılışındaki rolünü de şöyle itiraf etti. Hacı beni aradı ve kocanın yanına, Bilal'in yanına git, Bilal senden bir şey isteyecek, onları al dedi. Bilal bana çivi vererek git bundan 2 kilo al, ayrıca bant al dedi. 100 TL verdi. Ben de akşama doğru atölyeden çıkarak nalburdan istediklerimi aldım. Bilal bunları poşetledi, daha önce de kilitli vaziyette bulunan çantanın yanına koydu. Bilal de daha önce de almış olduğu bir miktar çivi vardı olarak devam edelim. Hacı kameradan işlemi izliyordu. Zaten muhtemelen bir olası durumla karşılaşmamak adına da birebir takip ediliyordu Albasir. Hemen detaylarına bakalım. Albasir bombayı nasıl hazırladıklarını da şöyle anlattı. Bilal çantadan çıkardığı patlayıcıları yere sermiş olduğu naylonun üzerine serdi. Bu arada Bilal Hacı Kodatlı kişi telefonla görüntülü aradı. Bilal yere serdiği bantla getirdiğim çivileri yapıştırdı. Bu işlem olurken Hacı kameradan bizi izliyordu. Hazırladığı patlayıcıları şeker kabına, şeffaf sarı kaba yani bidana doldurdu olarak da eklemiş. Daha önce de hazırladığı çivili bantları şeker kabının üzerine sarmış. Kabloları kavanozun içine yerleştirmiş. Aslında detaylar gerçekten çok korkutucu. Çünkü çok korkunç günler geçirmiştik açıkçası ama bu da atlatıldı diye düşünüyorum. Talimat Suriye'den geldi. Çantayı bırak ayrıl olarak. Hemen onun detaylarını aktaralım. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ndeyken ABD numaralı kurulu olan cep telefonundan Münbiç'teki Hacı Kodatlı teröristin aradığını ve eylem talimatını verdiğini aktarmış. Hemen devamına da bakalım. Bilal bana hazırlan Taksim'e gideceğiz dedi ve Taksim'e doğru gitmek için atölyeden çıktık. Korsan taksiye bindik. Ben ön tarafta oturdum. Bilal çantayla birlikte arka koltukta oturdu. Yoldayken Bilal sigara çıkarma bahanesiyle çantayı kurcalıyordu. Taksim'de sigara içtim, selfie çektim. Arada tahminimce yarım saat geçtikten sonra telefonuma Hacı önce 3 nokta gönderdi. Sonra oturduğum yerin sağ arka çaprazından zoomlayarak buraya bırakması gerektiğini söyledi. Çantayı banka bırak, hemen oradan ayrıl dedi. Oradan meydana yürüdüm. Bir parfümcü durdurdu. Parfüm satmaya çalıştı. O anda patlama oldu. Yere düştüm. Kalkıp koşmaya başladım olarak anlatmış. Detaylar da açıkçası olayın yaşanması kadar korkunç. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında biz buradayız.
kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa bir kez daha günaydın diyelim. Hemen bir hava durumunu tekrar göz atalım. Sonrasında ise İstanbul trafiğine bakacağız. Tablomuz geldikten sonra hemen bakacağız. Zaten yarım saat önce de söylemiştik. Beklenen çok yoğun bir kar yağışı yok ama batı tarafında da yükseklerin kar yağacağı haberini buradan bir kez daha verelim. Bu bizim için gerçekten iyi bir haber çünkü ocağı neredeyse yarıladık diyebiliriz ama hala yoğun bir kar yağışı Türkiye genelinde yok. Belli başlı yerlerde şu an için doğu bölgesi de dahil olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışları başladı ama metropol şehirlerde şu an istenilen kar düzeyine hala ulaşılamadı. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda yoğun sağanak yerini kara bırakır. Hemen detaylarını da aktaralım. Kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısını zaten sık sık yapıyoruz artık. Çünkü aynı zamanda da fırtına da olması bekleniyor. O yüzden de lütfen kuvvetli, şiddetli ve yağmurun olduğu yerlerde hemen söyleyelim. Ulaşımda aksamalar da olabilir. Sel, su baskını gibi ani olaylar karşı karşıya gelebiliriz. O yüzden lütfen önlemlerimizi şimdiden alalım. Sonrasında ise şöyle de bir detayı da verelim. Fırtına uyarısıyla beraber çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuz olaylar da yaşanabilir. O yüzden lütfen bu anlamda da dikkatli olalım diye buradan aktaralım. Sobalı evlerde yaşayan vatandaşlarımız varsa lütfen bacalarının temizliğine de dikkat etsinler. Aksi halde olumsuz olaylarla karşı karşıya gelmenizi istemeyiz. Hemen Türkiye genelinde bazı illerin hava durumuna bakalım. Edirne 10 derece çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçeceğini söyleyebiliriz. Yağışların bu akşam saatlerinde ise kuvvetli olması bekleniyor. Aynı şekilde İstanbul'da 13 derece aralıklarla sağanak yağışlı. Dün de aktarmıştık İstanbul'da yoğun bir yağmur yağışının olacağını. Şu an İstanbul'da çok yoğun bir yağmur olmasa da gece saatlerinde yağmaya başlamıştı. İzmir'de 15 derece sağanak ve yer yer gök gürültülü. Ege bölgesinde zaten yoğun bir yağmur hakim diyebiliriz an itibariyle. Isparta çok bulutlu, aralıklarla sağanak yağışlı ama aynı zamanda da karla karışık da yağmurun yağacağını Ispartalı izleyicilerimiz için buradan söyleyebiliriz. Eskişehir 6 derece, gece saatlerinden sonra ise yine aynı şekilde aralıklarla yağmurun yağacağını da aktaralım. Bolu 10 derece çok bulutlu, Trabzon 13 derece, Diyarbakır'da 2 derece. Şu an için Türkiye genelinde hava durumu bu şekilde. Yine ilerleyen dakikalarda hava durumunu sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul trafiğinde gelişmeler nasıl? Hemen bakalım trafik yoğunluğu yüzde kaç? %47 olmuş. Diğer bültende yanlış hatırlamıyorsam %35 civarıydı. %10'luk bir artış şu an için söz konusu. Yine aynı şekilde anahtarlarda yoğun bir trafik hakim diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak vatandaşlarımız varsa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu anlamda biraz daha akıcı olarak gözüküyor. Şu an görüntüler de geldi ekranlarınıza. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş kısmında akıcı bir trafik söz konusu diyebiliriz. Ama Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler daha rahat diyebiliriz şu an için. Başka görüntü verecek miyiz yönetmenim? Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yine Altunzade civarında bir yoğunluk var. Basın Ekspres'ten şimdi görüntü geliyor. Gördüğünüz gibi akıcı da bir trafik diyemeyiz. Arabalar milim milim ilerliyor olarak aktarmak mümkün. Ama malum saatler şu an itibariyle 7.35 civarı olması lazım. İşe giden vatandaşlarımız, okula giden öğrencilerimiz var. Bu anlamda da trafiğin en yoğun olduğu saat dilimlerinden bir tanesi. O yüzden lütfen yine ben buradan sık sık hep söylüyorum, trafikte kavga etmeyelim, uymayalım başkalarına diye. Çünkü insanların gerçekten ruh halleri aynı ve iyi olmuyor. Sabahları uykudan uyanınca sinirli olan vatandaşlarımız var. Başka problemleri olan vatandaşlarımız vardır. O yüzden lütfen kimseye uymadan kapılarımızı kilitleyelim ve kavga etmeyelim diye bir kez daha buradan aktaralım. Yine ilerleyen dakikalarda İstanbul trafiğinde son durumu sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi haberlerimize bakalım. Haberlerimizde neler var? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ilişkin ifadelerini ve iktidarın politikalarını alkışladığını iddia ettiği komutanlar hakkında şöyle konuştu. Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir dedi. Ama yalan dolan söyleyeni eğer bir asker alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Etrafınıza
siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı, bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerinin asker tarafından alkışlanmasına tepki gösterdi, sert ifadeler kullandı. Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek. Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke karma komisyonda görüşülecek. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde bu konu vardı. Açık ve net söylüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partililerin, milletvekillerinin ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. HDP'nin hazine yardımının Anayasa Mahkemesi kararıyla bloke edilmesini eleştirdi. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Partileri kapatıp hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Partisiyle ilgili öz eleştiri yaptı, devamında iktidara yüklendi. Açık söylüyorum, biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statikocu, anti reformcu, anti özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler bunların tamamı. Sinan Ateş suikastı üzerinden Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Yanında azmettiricileri, cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Mafyaya fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Şimdi çık, istediğin kadar bağır. Memur ve emeklilere zam öngören düzenlemede süreç hızla ilerliyor. Teklif Meclis ve Planlama Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif kısa sürede genel kurulda da kabul edilip yasalaşacak. Memur ve emekli maaşı zammını içeren düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda memur ve emekli maaşlarında artış öngören düzenleme ele alındı. Zam düzenlemesi kısa süren görüşmelerin ardından komisyonda benimsendi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında %30 artış yapılacak. En düşük emekli aylığı 5500 TL olacak. Düzenlemede işverene kolaylık da sağlanıyor. İşverene 100 TL olarak verilen SGK desteği 400 TL'ye çıkartılıyor. Askeri ücret desteği Ocak-Haziran döneminde de devam edecek. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı %30 olarak uygulanacak. Düzenlemenin kısa süre içerisinde mecliste yasalaşması bekleniyor. AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırladığı anayasa değişiklik teklifi gündemde biliyorsunuz. Muhalefet AK Parti'nin randevu teklifini ise geri çevirdi. HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti de AK Parti'nin görüşme talebini ise reddetti. Komisyon ve grup çalışmalarına yapacağınız katkılar... AK Parti'nin başörtüsü konusundaki anayasa teklifinde randevu gerilimi yaşanıyor. Hafta başında AK Parti kurmayları meclise grubu bulunan CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP'den randevu istemişti. HDP o talebi geri çevirmişti. HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti AK Parti'nin randevu talebini reddetti. AK Parti sadece Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP ile görüşecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici muhalefete tepki gösterdi. Mecliste değişikliğe verilecek retoyunun siyasi bedelinin ağır olacağını savundu. Kendisini sağ, muhafazakar olarak tanımlayan siyasi partiler bu konuda görüşmez ya da bu konuda meclise geldiğinde buna evet vermezlerse bence bunun onlar açısından siyasi bedelinin ağır olacağını, bir bedel ödeyeceklerini düşünüyorum.
Yüz binlerce TOKİ konutu sahibi bu haberi bekliyordu. Beklenen haber Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. TOKİ vade artış oranının %50 indirimli olarak %15-40 olarak gerçekleştiğini söyledi. Biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını %15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında %50 indirim yapmış olduk. TOKİ ödemelerinde vade artış oranı netleşti. Her yıl memur maaş zammına göre artış yapılıyordu. Bu yıl memur maaş zammı %30 oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gölbaşı TOKİ kura çekiminde beklenen müjdeyi verdi. Vatandaş nasıl ödeyecek? TOKİ her yıl çok yüksek oranlarda zam yapacak diye tezvirat yapanlar vardı. Hatırlıyoruz değil mi? Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı hep koruduk, kolladık. 16 Ocak'ta orta gelirliye yönelik konut kampanyası başlayacak. Bakan kurum fiyat artışına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Hiçbir şekilde bu süreçte fiyat artışına müsaade etmeyeceğiz. Fiyat artışı yapanları bu kampanyaya dahil etmeyeceğiz. Ve burada asıl olan orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarıdır. Bunu da titizlikle takip edeceğiz. Uyuşturucu baronlarına operasyon düzenlendi. 5 ayrı ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 33 kişi ise gözaltına alındı. Uyuşturucu satışından elde edilen milyarlarca liralık servetlerine ise el konuldu. İşte o çarpıcı operasyonun anları ve haberimizin detayları. Uyuşturucu baronlarına operasyon nefes kesti. Polis şüphelileri kız kıvrak yakaladı. Hazırlıklar tamamlandı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara operasyon düzenlendi. Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de 26 ayrı adres eş zamanlı basıldı. Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Baskında narkotik köpeklerin yanı sıra yeni teknolojiler de kullanıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 14 adet ev, 12 adet araç, 2 adet arsa, 1 adet tarlayla 366.855 liraya el konuldu. İstanbul'da bir şahıs parktaki köpeklere tabancayla saldırdı. Köpeklerden biri yaralandı. Bu sırada köpekleri besleyen bir vatandaş ise canını siper ederek saldırının önüne geçti. Tabancayla köpeklere ateş etti. Hayvanları besleyen bir vatandaş canını siper etti. Olay İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Bir şahıs elinde silahla parka girdi. Sokak hayvanlarını besleyen Özlem Gürel müdahale etti. Şahıs silahını ateşledi. Bir köpeğe mermi isabet etti. Bu beyefendi sanırım bilmediği için bölgeye gelmiş, korkmuş, silahını almış, geri gelmiş. O şekilde bir korkuyla yaptığını söyledi. Saldırgana 4 ay ev hapsi cezası verildi. Şahıs silah bulundurmayacak ve taşımayacak. Görüntüler gerçekten kan dondurucu. Korksak da bir köpeğe ya da bir canlıya ateş etmek 4 ay ev cezası olarak da bence çok da bir ceza bedeli yok. Yarın öbür gün aynı şeyi başka bir şekilde yapmayacağının bir garantisi yok. Söyleyecek söz de yok aslında habere. Manisa'nın Salihli ilçesine bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl bir sondajdan petrol çıkmasının ardından bu yılda benzer bir durum yaşandı. Üzüm bağı için vurulan sondajdan yine petrol çıktı.
Su ararken ham petrole benzeyen siyah sıvıyla karşılaştı. Emin olmak için tutuşturduğu o sıvı alev aldı. Yok ya, bırak yansın. Oğlum, benzine yanma. Görüntüler geçen yıl Manisa Salihli'de bir zeytinlikte su sondajı sırasında kaydedilmişti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından bölgede çalışmalar sürerken yine benzer bir ihbar geldi. Bu kez üzüm bağı için su arayan bir çiftçinin arazisinden petrole benzeyen siyah sıvı çıktı. Pompayı koyunca bir açtık, yağ duruyor gene. Ne yapalım, ne yapalım? Biz yağ çıkınca rahatsız olduk aslında. Biz su bekliyoruz yani, su istiyoruz. Biz petrol istemiyorduk o anda yani. 208 metreden çıkan sıvı yanıcı. Bağ sahibi durumu yetkilere bildirdi. Sıvıdan incelenmek üzere tekrardan numune alındı. Geçtiğimiz yıl Mustafa Yüksel Ağa Zeytinlik'te yapılan inceleme sonucunda çıkan suyun %6'sının petrol olduğu ortaya çıkmıştı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Gece boyunca esen şiddetli rüzgar nedeniyle ise yangın sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Bir anda büyüdü, yürekler ağza geldi. Kaz Dağları'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Gece saatlerinde başlayan yangın sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin yayılmasını engellemek kolay olmadı. Yangına 60 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 300 personelle müdahale edildi. 80 hektar örtü alanı yandı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Gazete başlıklarına bakalım. Gündemde neler var? Milliyet gazetesiyle başlayalım, hemen bakalım manşette neler var. 10 gün yağmazsa tohumlar çürür olarak başlık atılmış, hemen detaylarına bakalım. Ülke genelindeki çiftçiler yağmur ve kar yağışına hasret kalırken Konya, Eskişehir ve Sivas'taki üreticiler ise 10 gün içinde yağmur yağmadığı takdirde kuru tarım yapılan alanlardaki buğday tohumlarının çürüyeceği uyarısında bulundu. Konya'da buğday ve arpa üretiminde yarı yarıya düşüşün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Evet, biz de umuyoruz ki, sık sık da aktarıyoruz hava durumunda. Şu an için Türkiye genelinde yoğun bir yağmur yağışı hakim diyebiliriz. Bazı bölgelerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı da yavaş yavaş yüzünü gösterdi. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda daha fazla kar ve yağmur haberlerini de buradan vereceğiz. Tohumlarımız da İnşallah çürümeden bir an önce yağmur ve karda başlamış olacak. Hemen bakalım. Özel okul velileri çıkmazda olarak, biliyorsunuz özel okula yapılan zam da çok gündemdeydi. Acaba devlet okuluna alır mı veliler çocukları diye. Hemen detaylarını aktaralım. Özel okul ücretlerinde zam tavan oranı %65 olarak belirlenmişti. Ancak bazı okullar bu oranın üzerine çıkarken bazıları da yemek, kitap gibi ek hizmetlerde fiyat artışına giderek açığı kapatmaya çalışıyor. Ne yapacaklarını bilemeyen veliler ise okulların denetlenmesini ve ek hizmetlere sınırlama getirilmesini istiyor olarak devam etmiş. Bence de bu anlamda bir an önce denetlemelerin hızlanması gerekiyor. Çünkü yapılan bir zam varsa bütün okullar için geçerli. Aynı şekilde diğer okulun kendi yaptığı keyfi şeylerin ayrıyetten bir maliyete dökülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Umuyoruz ki bir an önce bu olayda hallolur. Hemen bakalım, ülkücülerin yeri bizim yanımız olarak bir başlık atılmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Sinan Ateş suikastıyla ilgili MHP lideri Bahçeli'ye de seslenerek "Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin." dedi. Kılıçdaroğlu "Ülkücü kardeşlerime de söylüyorum, sizin yeriniz CHP'nin yanıdır." ifadelerini kullandı. Tabii
Karşı taraftan da şu an için bir açıklama yok ama bakalım ne diyecekler. Hemen altında da zaten aktarmışlar cinayet üzerinden siyasi kurgu. MHP lideri Bahçeli eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden siyasi bir kurgu yapıldığı öne sürdü. Cinayetin gölgesinin MHP'ye düşürülüp ihale edilmek istendiğini söyleyen Bahçeli, MHP'yi aynı kazana atmaya niyetlenmiş, buna heves etmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir diye de eklemiş. Hemen diğer gazetemize bakalım mı yoksa Milliyet'ten devam mı edeyim? Bence Milliyet'ten devam edeyim. Kendi kendime böyle bir karar verdim şu an. Rakamı şimdi piyasa belirliyor. Süt azaldı, fiyat azdı olarak başlık atılmış. Çiğ süt üretim maliyeti 8 lira 74 kuruş. Resmi alım fiyatı ise 8.5 TL olarak işletmeler üreticilere kendi anlaşmalarını yaparken fiyat piyasada 12 TL'yi buluyor olarak başlık atılmış. Devamına da bakalım. 2023'te iyi başlamadı. 2022 çiğ süt üretiminde zorlu bir dönem olarak geride kalırken üreticiler için 2023'te iyi başlamadı olarak devam etmiş. Ulusal Süt Konseyi verilerine göre çiğ süt üretim maliyeti Aralık'ta 8 lira 74 kuruştu. Çiğ süt alım fiyatı ise 8 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Buna ek olarak 50 kuruşluk çiğ süt destekleme primi de veriliyor. Üretimde bu anlamda azalıyor olarak başlık atılmış. Hemen biraz daha bakalım buradan size neler söyleyebiliriz. Hemen şurada Alzheimer'a erken dönem umudu diye bir başlık atılmış. Biliyorsunuz Alzheimer hastalığının şu an için bir tedavisi ve erken bulunması için bir süreç yok ama 30'a varan oranda yavaşlatılan ilacın en önemli özelliği erken dönemde kullanılması. Orta ve ileri Alzheimer hastalarının ilacın yarardan çok zarar vereceğini söyleyen uzmanlar da uyarıyor. Bir ilaç var ve bunu hafıza ve düşünmede zayıflamayı %30'a varan oranda yavaşlattığı ama bunun da kişiler için iyi olmadığını da söylemişler. Ben biraz da Hürriyet gazetesinden bakayım. Çünkü Milliyet'te de çok da böyle güzel haberler kalmamış. Hemen bakalım. Fahiş aidata mahkum değilsiniz olarak başlık atılmış. Kiralarda fahiş artışının ardından vatandaş şimdi ise sitelerde neredeyse %100'ü bulan aidat artışlarının da dert ediyor. Bildiğiniz gibi sitelerde oturan izleyicilerimiz de varsa bu anlamda aidatlar neredeyse %100'lük bir zam yapıldı. En kötü bir sitede bile şu an aidat 300 TL'yi buluyor ve hiçbir özelliği de yok. İstanbul'un merkezinde olmayan ilçelerde bile 1+1 evlerde 1500 lira aidat isteniyor. Peki aidatlar nasıl belirleniyor? Yüksek zamlara itiraz hakkımız var mı? Tabii ki de var. Çünkü onların da bildiğim kadarıyla sitelerin aidatlarında ortalama bir zam üzerinde zam yapılamayacağını biliyorum. Yine aktaralım. Sivil darbe teşebbüstür olarak kenarda başlık atılmış altı kaptan gemi batırır olarak. Hemen detayına bakalım. Erdoğan altı liderin ortak karar alacak olmasını, anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı sivil darbe teşebbüsüdür diye yorumlamış. Hemen detayına da bakalım. Ülkeyi altı kayyum yönetecek. Bunların seçtiği Cumhurbaşkanı oyunu aldığı iki kişiden biri değil, masada altı kişiye sorumlu olacak. Oyun millet verecek, ülkeyi altı kayyum yönetecek. Bırakın davulun tokmağının başkasının elinde olmasını, bir tane davula altı tokmak birden inecek. Millet ülkeyi yönetecek, Cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar Cumhurbaşkanı yönetecek, altı kişinin derdine düşmüş demiş. Biraz da ağır konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan, herkes aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır, 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır olarak eklemiş. Umuyoruz ki aslında altılı masadan da bir an önce beklenilen aday çıkar. Çünkü hala aday tartışmaları devam ediyor ve aday da açıklanmadı. Dediğimiz gibi seçime de çok bir süre kalmadı aslında. Bu yüzden halk olarak da bir an önce artı bir adayın da açıklanması bizim için de iyi olacaktır. Çünkü kişilerin şu an için, vatandaşların şu an için kimi oy vereceği ya da kim seçeceği hakkında çok da bir belirli bir rotası yok. O yüzden de umuyoruz ki bir an önce altılı masadan istenilen aday bir an önce çıkar. Hangarda zor tutuyoruz olarak başlık atılmış. Hemen detayına da bakalım.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile bir araya geldim. Demir, milli muharip uçakları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Proje çok hızlı ilerliyor. Uçağını hangarda tutmakta zorlanıyoruz dedi. Biliyorsunuz bu anlamda savunma sanayi anlamında biz çok ilerledik. Ardı ardına uçaklar, tanklar, silahlar yapmaya devam ediyor. O yüzden de gerçekten hangarda zor tutuyoruz başlığı da tam yerinde olmuş. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar biz buradayız. Bir kez daha günaydın sevgili seyirciler. Saatlerimiz an itibariyle 8 oldu. Bir kez daha televizyonu yeni açan seyircilerimiz varsa onlara buradan tekrar günaydın, hoş geldiniz diyelim. Şimdi hava durumuna bakalım. Türkiye genelinde hava durumu nasıl? Şimdi haritamız gelecek ekranlara, hemen bakacağız nasıl. Geldiğinde hemen aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde yoğun bir kar yağışı an itibariyle yok ama güzel de haber verebiliriz. Batı bölgesinde yüksek kesimlere kar yağışı var. Kuvvetli de sağanak yağış da var. O yüzden Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız varsa sık sık buradan uyarısını yapıyoruz zaten. Önlemlerini alsınlar. Dışarı çıkacaklarsa, işe gideceklerse, okula gidecek öğrencilerimiz varsa lütfen şemsiyelerini, yağmurluklarını ve botlarını giymeyi unutmasınlar. Çünkü hala yoğun bir kış mevsiminin verdiği mevsim normallerini yaşayamadığımız için ne giyeceğimizde şaşırdık. O yüzden de bir de biliyorsunuz sık sık söylüyorum, bir grip salgını var. Aynı zamanda Covid de hala devam ediyor. Şu an ne kadar çok böyle biz alışmış olsak da buna lütfen üşütmeyelim. Çok da dikkat edelim. Salgın da bir hastalık var. Geçmiyor da, hemen iyileşilmiyor da bu hastalıkta. En az 15-20 gün neredeyse yatıyorsun. O yüzden lütfen çok da dikkatli olalım. Önlemlerimizi alalım. Üşütmeyelim. Hemen de şöyle şunu da söylemek istiyorum. Yağışlar Ege ve Batı Akdeniz'de, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir çevrelerinde şiddetli ve gök gürültülü olacağını aktaralım. Aynı zamanda lütfen bir kez daha söyleyelim, sağanak yağışlarla beraber sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgarla beraber de ulaşım ve aksamalar olabilir. O yüzden de aslında şöyle, sel ve sağanak yağış olduğunda önce trafiği çok etkiliyor. Lütfen eğer arabayla çıkmak istemiyorsanız ve olumsuz hava şartlarından etkilenmek istemiyorsanız, toplu ulaşımları kullanırsak eğer daha hızlı iletişim kurmuş olursunuz. Hemen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısını da yapalım. Aynı zamanda yine aynı yerlerde Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun batı kısımlarındaysa yine kuvvetli fırtına uyarısını bir kez daha yapalım. Soba ve doğalgazdan kaynaklı olacak baca gazı zehirlenmeleri için de lütfen önlemlerimizi alalım ve dikkatli olalım. Aynı şekilde fırtınanın kuvvetli olmasıyla beraber de çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesiyle ilgili birçok olumsuzluklar da yaşayabiliriz. Bu yüzden de lütfen çok dikkatli olalım dışarıdaysak eğer. Hemen Türkiye genelinde bazı illerin hava durumlarını da aktarmak istiyorum. Edirne 10 derece, çok bulutlu ve gün içinde sağanak yağmurla geçeceğini söyleyebiliriz. Yağışlar bu akşam saatlerinde ise kuvvetli olacak diye aktaralım. Lütfen Edirne'deki yaşayan vatandaşlarımız varsa, akşam saatlerinde dışarı çıkacaklarsa önlemini alsınlar. İstanbul'da 13 derece, aralıklarla sağanak yağışlı. Şu an İstanbul'da zaten güneş yüzünü göstermese de gece saatlerindeyken de hava yağmurluydu. Çok olmamakla beraber yine de hava serindi diyebiliriz. İzmir 15 derece, çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü. Bunu zaten sık sık söylüyoruz, Ege bölgesinde sağanak bir yağış şu an için hakim. Isparta'da aslında güzel de bir haber verelim. 8 derece, aralıklarla yağmur var ama karla karışık da karın da yağacağını söyleyebiliriz. Yağışların da kuvvetli olması da bekleniyor gün içinde. Eskişehir 6 derece, gece saatlerinden sonra yine aralıklı sağanak yağmurun olacağını da aktaralım. Bolu 10 derece, açık ve bulutlu. Şu an için o bölgelerde de bir kar ve yağmur uyarısı veremiyoruz. Trabzon'da 13, Diyarbakır'da 9 derece. Az bulutlu bu bölgelerde, bir kar ve yağmur şu an için yok. Doğu'da zaten Van, Erzurum,
gibi bölgelerde yoğun bir kar yağışını söylemiştik. Dün de aktarmıştık zaten. Okullar tatil edildi. Ulaşımda yollar kapanmıştı. Tabii ki bu olumsuz hava şartları bizi mutlu etmiyor ama hala karın yeterli seviyede yağmamasından dolayı kar yağan yerlerin de bizi mutlu ettiğini söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bir İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul trafiğinde durum an itibariyle nasıl? Haritamız gelecek şimdi ekranlara. Evet, bakalım hemen İstanbul trafiğinde yoğunluk kaç? %56 olmuş. Bir önceki bültende yani yarım saat önce %47 civarındaydı. Bülteni açtığımızda da %32-33 civarındaydı diye hatırlıyorum. Hemen detaylarına da bakalım. Yine aynı şekilde ana arterler her zamanki gibi TEM otoyolu trafiğe kapanmış durumda diyebiliriz. Kırmızıdan bordoya dönmüş. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntüler gelecek. İki tarafta aslında yoğun olarak gözüküyor şu an. Kamerada karanlık, biliyorsunuz hala güneş İstanbul'da yüzünü göstermedi. O yüzden de şu an arabaların ışıklarına baktığımızdaysa yoğun bir akıcı trafik hakim diyebiliriz. Şu an köprü üzerinde zaten aslında akıcı bir trafik hakim ama yine Kavacık bölgesinde yoğun bir trafik hakim şu an için. Ama aynı zamanda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde köprü üzeri dışında da çıkışında bir trafik söz konusu değil. Hemen Sefaköy'den de görüntüler geldi. Gördüğünüz gibi aslında yine orada da güneş yüzünü göstermediği için karanlık bir görüntü verebiliyoruz. Hemen bir bakalım, yine aynı şekilde trafikte yoğun bir akıcı trafik var diyebiliriz ama çok da durağan geçiyor ama normal. Saatler şu an an itibariyle 8. İşe giden vatandaşlarımız var, acil işleri olan vatandaşlarımız var. Herkes sokakta, biz de işimizin başındayız. O yüzden de trafiği çok da problem yapmamak gerekiyor. Lütfen daha sakin olalım ve trafikte kavga etmeyelim diye dipnotu sık sık etkiliyorum. Çünkü ben buradan artık trafikte kavga olaylarını aktarmak istemiyorum. Şimdi Avcılar Gümüşpala'dan görüntüler geliyor. An itibariyle gördüğünüz gibi yan yollar dahil olmak üzere yoğun bir trafik söz konusu diyebiliriz. Ama metrobüs güzergahı da bu anlamda açık. O yüzden de lütfen şunu yine tekrar aktarıyorum. Trafikte kalmak istemeyen vatandaşlarımız ve acelesi olan vatandaşlarımız varsa artı ulaşımları kullanabilirler. Bu anlamda metrobüs güzergahı gerçekten çok doğru bir ulaşım aracı. Gideceğiniz yere çok kısa bir sürede ulaşabiliyorsunuz. Biliyorum arabanın rahatlığı yok ama trafikte kalma derdiniz de yok. O yüzden de bu anlamda biraz daha kolay bir ulaşım aracı olarak söyleyebiliriz. Yine ilerleyen dakikalarda aktaracağız hava durumunu ve trafiği. Şimdi haberlerimize bakalım, manşetlerde neler var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eski ülke ocakları Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilk kez konuştu. O suikast üzerinden siyasi kurgu yapıldığını, cinayetin MHP'ye ihale edilmeye çalıştığını söyledi. Çok sert ifadeler de kullandı. Bahçeli, hiçbir arkadaşımızı bu kirli oyuna feda etmeyeceğim diye de ekledi. Tüm şirket ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından çıkarmasın. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Unutamaz, unutmayacak. O cinayetle ilgili sessizliğini günler sonra bozdu. İsmini yine zikretmedi, çok tepkiliydi. FETÖ'yle Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de Milliyetçi Hareket'in üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. MHP lideri Devlet Bahçeli, eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Partisinin grup kürsüsünden seslendi. Kanlı cinayetin gölgesinin MHP'ye düşürülmeye çalışıldığını belirtti. Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pürüfak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Sosyal medyadan MHP'nin suskunluğunun nedenini soran Kemal Kılıçdaroğlu'na cevabı sertti. Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Yanında yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Sen ihanete el sallamış
bir kimliksizsin. Suikastin amacının ve iç örgüsünün anlaşılması için yargı sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi. Bunların yaptıklarını ne yarına ne de yanlarına bırakacağız. Bizi cinayete karıştırmak için tezvirat üretenleri hem Allah'a hem de hukuka havale etmek vazifemizdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal ve tüzel kişiliğini bu cinayetle irtibatlandıranlar iddialarını ispat etmezlerse şerefsizdir ve onların peşlerini asla bırakmayacağımızı bilmelerinde yarar vardır. HDP kapatma davasında dün oldukça kritik bir gündü. Aktarmıştık yine haberlerin detaylarını. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Üyelerine sözlü açıklama yaptı. Böylece Yargıtay Başsavcılığının dava ile ilgili süreci de tamamlanmış oldu. Bundan sonra gözler karar için Anayasa Mahkemesi'nde olacak. O Yüksek Mahkeme'nin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibariyle bitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevini tamamladı. Artık top Anayasa Mahkemesi'nde. Tüm delillerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim açımızdan süreç tamamlandı. Artık takdir Yüksek Mahkeme'nin. HDP'ye yönelik kapatma davasında kritik bir aşamaya geçildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Yüksek Mahkeme üyelerine sözlü açıklama yaptı. İddianamedeki görüşlerini tekrarladı. Davalı Parti'nin ülkesi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünme bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik. Dosyada HDP terör örgütünün bir organı olarak nitelendi. Davalı Parti'nin PKK'dan aynı bağımsız olmadığını, onun güdümünde onun bir organ olduğunu herkes kabul ediyor. Hatta Davalı Partililer de PKK'yı kınadığına ilişkin kimsenin duyumuna ben rastlamadım. HDP yetkililerinin de terör örgütüyle bağını inkar etmediği vurgulandı. Başsavcı Şahin HDP için sözde asker alma dairesi gibi çalışıyor ifadesini kullandı. Davalı parti terör örgütünün sözde asker alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yıl aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde yine onlarda da var. Tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir. Bundan sonraki süreçte gözler Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Raporun hazırlanmasının ardından Yüksek Mahkeme üyeleri bir araya gelecek ve davayı karara bağlayacak. Ekonomiye ilişkin iki kritik veri açıklanmıştı dün. Kasım ayında işsizlik oranı aynı kaldı. Sanayi üretimi düştü. İşsiz sayısı ise 3 milyon 576 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Sanayi üretimi ise aylık %1.1 yıllıksa 1,3 azaldı. İki kritik veri açıklandı. Kasım'da işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi üretimi ise aylık %1,1, yıllık %1,3 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz sayısı Ekim'e göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,2 seviyesinde sabit kaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalışta %17,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişiye yükseldi. TÜİK Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerini de açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Ekim ayına göre %1,1 azaldı. 2021 yılı Kasım ayına göre ise düşüş %1,3 oldu. Bayraktar dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı yani DİHA. 8000 feet operasyonel irtifa uçuş testini başarıyla tamamladı. DİHA'nın bu yıl hizmete girmesi planlanıyor. Müzik
bayraktar diha göklerde. Baykar o anları işte bu görüntüyle paylaştı. Dikey iniş kalkışta insansız hava aracı 8000 fit operasyonel irtifa uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı o anları. Bayraktar DİHA 8000 fit operasyonel irtifa uçuş ifadelerini kullandı. DİHA keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracı, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Anadolu gemisine de konuşlanabilecek. Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip. Son derece hızlı manevra, dar alanlarda göreve hızlı başlama ve pistsiz uçuş yeteneği de bulunuyor. Bu özellikleriyle havada inceleme ve gizli görevler için yapılan çalışmalarda kullanılacak. Baykar Savunma tarafından ilk defa 2019'da duyurulan DİHA'nın bu yıl envantere girmesi planlanıyor. İstanbul Kartal'da iki kadın ölü bulunmuştu. Haberlerini aktarmıştık. Katil zanlısı ise intihara teşebbüste bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler de ortaya çıktı. Zanlı cinayetleri işlediğini itiraf etti. Gerekçe olarak da aldatma iddiasında bulundu. Ev tutmasına yardım ettik. Eşyasını aldık. Sahip çıktık. Evimize gelip yiyip içen bir... Evde ölü bulunan iki genç kadının cinayete kurban gittiği anlaşıldı. İstanbul Kartal'da korkunç bir olay yaşanmıştı. İki kadın bir evde ölü olarak bulunmuştu. Konuşmaktan aciz bir çocuktu ya. Nasıl yaptı bunu ben anlamadım. Genç kadınların cenazelerine adli tıpta otopsi yapıldı. Dilara Gülten cenazesini adli tıp kurumundan teslim alan babası Şenol Gültay katil zanlısını tanıdığını anlattı. Ya bu çocuk garibanın tekiydi biliyor musun? Antep'ten gelmiş. Tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Çocukların arkadaşı. Yani medyada yazıyor orada sevgilisi bilmem ne. Yok kardeşim, ne sevgilisi ya? Katil zanlısına uzun süre yardım ettiklerini ifade etti. Biz bu çocuk ev tutarken destek olduk. Ev tutmasına yardım ettik. Eşyasını aldık. Sahip çıktık. Evimize gelip yiyip içen mi? Yani çocukların yakın arkadaşı. Baba Şenol Gültay hala olayın şokunu yaşıyordu. Ya nasıl yaptı bunu ben anlamadım. Bilmiyorum. Ne oldu anlamadım. Evlat acısı ya. Yanmaz olur mu? Nasıl? Yarın ben nasıl toprağa vereceğim onu? Nasıl vereceğim? Korkunç olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Hayatını kaybeden Gültay noterde, Demirelse elektronik firmasında çalışıyordu. Daha önceden kasten yaralama suçundan aranan şüphelinin ise Pendik'te bir restoranda çalıştığı belirlendi. Cinayet günü alışveriş yapan katil zanlısı kameraya böyle yakalandı. İfadesinde kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia etti ve cinayetleri bu yüzden işlediğini savundu. Zanlı gözaltında, cinayete kurban giden genç kadınlar ise gözyaşları içinde defnedildi. Sıradaki görüntüler Aksaray'dan. Ailesiyle tartışan bir genç evden çıktı. Saatler geçti, evine dönmedi. Paniğe kapılan ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler genci donmak üzere ve baygın halde buldu. Kanka buradan açtık. Ailesiyle tartıştı, ortadan kayboldu. 16 yaşındaki genç doğmak üzereyken bulundu. Lise öğrencisi Yiğitan sabah saatlerinde ailesiyle tartışıp evden çıkmıştı. Saatler geçti, hava karardı. Eve dönmeyen genci arayan ailesi telefonlarına cevap alamadı. Aile telaşla kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Aksaray ve çevresi didik didik arandı. Saatler süren arama mutlu sonla bitti. Yiğitan evinin yakınlarındaki Uluırmak kanalında baygın halde bulundu. Kayıp olan genç üşümüş ve bitkin düşmüştü. Ekipleri görünce ağlamaya başladı. Hareket edemiyordu. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin, bir şey yok.
Sedihalata bağlanan genç merdivenle yukarı çıkarıldı. Ardından üzerine battaniye örtülüp ambulansa bindirildi. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumu iyi. Fındık yerini taş aldı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir tüccara satılan iki fındık çuvalından 8 ve 20 kilogram ağırlığında iki taş çıkınca şaştı kaldı. Ayrıntılarsa haberimizde. Yaşlı bir amca geldi. Arabasını yolun üstünde bıraktı. Çok acelesinin olduğunu söyledi. Amcaya dedim ki amca arabanı işte yoldan al, en azından bir çay içeriz, otururuz, muhabbet sohbet ederiz. 18 yaşındaki çiçeği burnunda esnaf Cihat Aydın'ı yaşlı fındıkçı kandırdı. Fındık yerine taş sattı. Genç esnaf da o taşları hatıra olarak sergilemeye başladı. Çok acelem var dedi oğlum. Annem hasta, ameliyat olacak. Arabasının arkasında işte iki çuval fındığı vardı. Amca dedi ben taşırım, sıkıntı yok. Olay Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana geldi. İlçenin Çarşı Mahallesi'nde fındık tüccarlığı yapan Akın Aydın kısa bir süreliğine dükkanı 18 yaşındaki yeğenine emanet etti. Kimliği belirlenemeyen kişi Cihat Aydın'a içerisinde iki parça taşla bulunan iki çuval fındık sattı. Fındıkları taşıdığında çok acele ediyordu. Fındıkları kantara koydu, kilolarını gösterdi bana, hemen indirdi kantardan. Belki fındıklar kantarda biraz daha kalsaydı şüphelenebilirdim çünkü o kadar fındık ağır gelmezdi. Bir süre sonra çuvalların içerisindeki taşları fark etti ama iş işten geçmişti. Tabii haliyle biz de biraz acemi olduğumuz için tongaya düştük. Çuvalların çok ağır olduğunu fark ettim. Hemen aklımdan taş olduğu geçti. Döktüğümde içinden zaten taş çıktı, ikisini de burada görünüyorlar. Taşların üzerine günün tarihi, ağırlıkları ve karşılığı fındık ücreti olan 330 ve 1090 lira yazıldı. 8 ve 20 kilogram ağırlığındaki taşlar sergide. Amcamı aradım. Amca dedim böyle böyle bir olay geldi başımıza. Biz 28 kilo taş aldık. Bana dedi ki olabilir dedi. Sakın taşları atma, ben geleceğim dedi. Geldiğimde şimdi kalem al dedi. Tarih at üzerine. Ne kadar fiyata geldiklerini yaz. Dükkanımızın önüne koy dedi. Onlar da bir an olarak kalsın. Bunlar da sana bir tecrübe olur dedi. Fındık yerine taş alan genç esnafla dükkan sahibi şikayetçi olmadı. Eğer parayı gerçekten ihtiyacı varsa helal hoş olsun. Zaten yakın bir süreçte ben dedemi, amcam babasını kaybetti. Bu durumda da dedemizin ruhuna gitsin, dedemizin ruhuna sayıyoruz. Neyim olsun, sen bu işleri de yapacaksan tecrüben deneyimin olsun dedim ona. O şekilde olayı şey ettik ama biz hayırsever bir esnafız diye kendimizi biliyoruz. Bizim yanımıza geleni boş sevirmeyiz. Olay genç esnafa büyük bir ders oldu. Taşlarsa bir hatıra olarak kaldı. Allah yaptıkları hayır kabul etsin diyelim. Yine de biz olumsuz düşünmeyelim. Şimdi gazete manşetlerine bakalım neler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Bakalım manşetine neler taşımış. Hemen bakalım. Şehit Teğmen'in intikamı alındı olarak altta bir başlık atılmış. Detayını da hemen inceleyelim. Bakan Soylu, Şehit Teğmen Akdeniz'le ilgili çarpıcı gelişme 24 TV'de anlatmış. Şehidin arkadaşı görev süresi dolmasına rağmen geri dönmedi. Bugün timiyle 4 haini etkisiz hale getirdi demiş. Gerçekten de şehidin intikamını almış. Helal olsun. Hemen devam edelim buradan bakalım. Ne aktaracağız? Türkiye'ye ambargo uyguladık, kendileri yaptı olarak başlık atılmış. Gerçekten Türkiye'nin bu anlamda ne kadar önünü kesmeye çalışsalar da hiçbir şekilde engelleyemediler. Şimdi hemen detayına da bakalım. Haberlerde de sık sık aktarmıştık. DİHA 8000 feet'te testi geçti olarak. Türkiye 20 yıl önce Alman şirketinden 1000 adet muharebe tankı sipariş etmek istedi ancak 7 milyar euroluk anlaşmadan bir sonuç çıkmadı. Erdoğan bugün silah ihtilatına bel bağlamak yerine İHA'lar, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemileri üreterek güçlü savunma sanayisi kuruyor. Gerçekten bu anlamda çok gelişti Türkiye diye ekleyelim. Ben biraz da Yeni Şafak'a bakmak istiyorum aslında. Biliyorsunuz gündemde şu an başörtü sorunu var. Anayasadan geçecek mi geçmeyecek mi? Hükümet şu an için diğer muhalefet partilerle görüşmek istedi ama HDP ve CHP İYİ Parti kanadından hayır cevabı geldi. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla alakalı neler çıkacak?
Hemen detaylarına bakalım. Başörtüsünde samimi değillermiş olarak başlık atılmış. Hemen detayına inelim. Başörtüsü meselesi kalıcı olarak çözecek anayasa değişikliği teklifi için sıcak mesajlar veren CHP, İYİ Parti ve HDP sözlerinde durmadı. 24. ve 41. maddelerle değişiklik öngören mini teklifi geçen ay meclise sunan AK Parti, metni müzakere etmek için randevu talep ettiği 3 partiden de red cevabı aldı. Aslında bu değişimin muhalefet partileri için olumlu sonuçlanacağını düşünmüyorum. Çünkü kendilerinin de istediği bir meseleydi. Şimdi neden hayır dediler ve ortak payda da çok önemli de bir konu aslında. Buluşamıyorlar. Bilmiyoruz. İlerleyen zamanda da bakalım detaylar nasıl olacak. Hemen biraz daha okumak istiyorum. Hayır hazırlığı olabilir. HDP görüşmeme kararı alırken CHP'liler randevu gününde İYİ Parti'den Lütfü Türkan ve CHP'den Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekelerinin görüşülecek olması gerekçesini gösterdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, hayır demek için bir hazırlık yapıyor olabilirler yorumunu söyledi. Yani aslında hayır demiş kadar da olmuşlar. Mutabı kız demişlerdi. Altılı Masa'nın Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılan son toplantısında yayınlanan bildiride milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağ dışı yasağın bir daha gündeme gelmemesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda mutabıkız denmişti ama söylediklerinde aslında yaptıkları şu an uyuşmuyor. Umuyoruz ki ilerleyen zamanda olumlu bir cevap verirler diyelim. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra biz buradayız. Bir kez daha günaydın sevgili seyirciler. An itibariyle saatlerimiz 8.30. 8.30 oldu değil mi saatimiz? Bakmadım vallahi, yanlış da söylemeyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberleri devam edeceğiz ama öncelikle hemen bir hava durumuna bakalım. Güneş yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı. Şu an an itibariyle gökyüzü biraz siyahtan koyu maviye döndü diyebiliriz. Hemen bakalım hava durumunda Türkiye genelinde neler var. Buradan aslında artık yavaş yavaş güzel haberler aktarmaya başladık diyelim. Bildiğiniz gibi uzun zamandır yağmur ve kar yağmıyordu ama ülkenin batı kısımlarında yavaş yavaş Ege bölgesinde ve yükseklerde kar yağışı yüzünü göstermeye başladı. Ama aynı zamanda şiddetli gök gürültülü yağmur da o bölgelerde çok fazla. Doğu bölgesinde şu an için gördüğünüz gibi haritada gülük gülistanlık olarak gözüküyor olabilir ama yüksek kesimlerde kar yağışı da aslında devam ediyor. Bu aslında bizim için İyi bir haber ama umuyoruz ki artık büyük şehirlerde, metropol şehirlerde de kar yağışını bekliyoruz diyelim. Çünkü yağmur evet İstanbul'da yüzünü göstermeye başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan hafif bir yağmur vardı. Bugün biz gece geldiğimizde yine hafif bir sağanak yağmur vardı ama umuyoruz ki daha fazla olur. Biz de yazın kuraklık çekmeyiz. Beklentilerimiz bu yönde. Hemen bir Türkiye'nin geneline bakalım. Hava durumu nasıl? Edirne 10 derece. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orada da sağanak bir gök gürültülü yağmurun yağacağını söyleyebiliriz. İstanbul 13 derece. Çok bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışlı. Yine aktarmıştık zaten. Dün İstanbul'da akşam saatlerinde de yağmur yüzünü göstermeye başladı. İzmir 15 derece, çok bulutlu, sağanak, yer yerde gök gürültülü ama aynı zamanda da yağışların kuvvetli olması da beklentisi var. Lütfen İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız varsa fırtınaya ve sağanak yağmura da dikkat etsinler diye aktaralım. Isparta 8 derece, çok bulutlu, aralıklarla da yağmur var. Aslında yağmur yerini de yavaş yavaş kara bırakacak da diyebiliriz. Bu yüzden de Ispartalı vatandaşlarımız da karı ilk yaşayan yerlerden bir tanesi olacak. Umuyoruz ki bir an önce kar yağışı da hızlanır. Hemen Eskişehir'e bakalım. 6 derece, gece saatlerinden sonra da aralıklarla yağmur bekleniyor. Bolu 10 derece, çok bulutlu. Trabzon'da 13 derece, Diyarbakır 9 derece. Az bulutlu bu bölgelerde. Şu an için bu bölgelerde yoğun bir yağmur ve kar uyarısı yapamıyoruz. Ama aktardığımız gibi bu bölgelerde görüyorsunuz haritalarda kırmızı oklarla gösterilmiş ve kırmızı şekilde gök gürültülü yağmur yağacağını da harita gösteriyor sizlere. Lütfen bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız varsa önlemlerini şimdiden alsınlar. Çünkü aksi halde biliyorsunuz dışarıda yağmura ve fırtınaya yakalandığımızda
zorlu dakikalar ve saatler geçiriyoruz. Lütfen bu anlamda önlemlerinizi almanızı önerelim. Şimdi İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul trafiğinde durum nasıl? Şimdi gelecek ekranlara zaten. Malum İstanbul trafiğine aslında bakmaya da çok gerek yok. %58 olmuş, %57 idi. Bir gerileme ya da %1 bir ilerleme var. Hangi bölgelerde var? Yine her zamanki gibi TEM otoyolu ve ana arterler her zamanki gibi trafik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yine kırmızı değil bordoya dönmüş durumda. Bu anlamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de köprünün üstünde trafik olmasa da giriş kısmında Altunzade tarafında çok fazla bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Ama malum saatler 8. O yüzden de trafiği çok artık problem yapmamalıyız. Çünkü biliyoruz İstanbul trafiğini, artık bu duruma alıştık. Halıcıoğlu'ndan şu an görüntüler geldi. İki tarafta da aslında yoğun bir trafik söz konusu diyebiliriz. Akıcı olarak gözüküyor ama çok da yoğun güzergahlar. Gördüğünüz gibi aslında yolun ucu bucağı ışıklardan görünmüyor demek çok da mümkün. Çünkü malum sabah saatleri işe giden vatandaşlarımız, okula giden öğrencilerimiz var. Bu anlamda da trafik çok da yoğun oluyor bu saatlerde, ama olsun. Dediğimiz gibi artı güzergahları kullanabiliriz. Metrobüs güzergahını kullanabiliriz. Örnek veriyorum, arabayla gitmek istemiyorsak ve trafikte kalmak istemiyorsak metrobüsü kullanalım ve daha hızlı bir ulaşım sağlayalım. Hep söylüyoruz. Metrobüs güzergahındaki rahatlık yok ama arabada da olmak tabii ki de insanı bazen yoruyor. Küçükçekmece'den görüntülerimiz geldi zaten, gördüğünüz çok da yoğun bir trafik güzergahı şu an için. Ama olsun, hafta için malum yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. O yüzden trafiğe de alıştığımızı varsayıyorum. Çünkü haftanın 5 günü 7 günü işe gece gündüz giden vatandaşlarımız var. Belirli saatlerde olduğu için trafiğe de artık alıştık diyebiliriz. Şimdi ilerleyen dakikalarda trafiği ve hava durumunu tekrar aktaracağız. Şimdi haberlerimize bakalım neler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime az bir zaman kala hala adayını açıklamayan altılı masayı çok sert sözlerle eleştirdi. Ortak yetki üzerinden yüklendi. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür dedi. Altılı masaya yönelikse ilginç benzetmelerde bulundu. Bu modeldeki Cumhurbaşkanı'nın Anadolu'daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye tarlasına koyduğu nedir? Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, daha fazla şahsiyeti, daha fazla iktidarı olabilmesi mümkün mü? Altılı masayı bu sözlerle eleştirdi. Sık sık benzetme yaptı. Altı kaptan bir gemiyi batırır. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bir tane davula altı tokmak birden inecek. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze Türkiye Esnaf Buluşması programında konuştu. Bazı müjdeler verdi. Destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Konuşmasının önemli bir bölümünü seçimlere ve altılı masaya ayırdı. Altılı masanın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı şayet seçilirse masadaki genel başkanlar da karar süreçlerinin içinde yer alıp imza yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı bunun mümkün olamayacağını söyledi. Meselenin çok daha vahim yanı, mutabakata vardık dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza alenen aykırı olması. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür. Altılı masanın imza yetkisini çarpıklık olarak nitelendirdi. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle ya. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerini ve iktidarın politikalarını alkışladığını iddia ettiği komutanlar hakkında da konuştu. Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir dedi. Ama yalan dolan söyleyeni eğer bir asker alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Etrafınıza,
siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı, bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerinin asker tarafından alkışlanmasına tepki gösterdi, sert ifadeler kullandı. Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek. Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke karma komisyonda görüşülecek. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde bu konu vardı. Açık ve net söylüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partililerin, milletvekillerinin ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. HDP'nin hazine yardımının Anayasa Mahkemesi kararıyla bloke edilmesini eleştirdi. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Partileri kapatıp hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Partisiyle ilgili öz eleştiri yaptı, devamında iktidara yüklendi. Açık söylüyorum, biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statikocu, anti reformcu, anti özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler bunların tamamı. Sinan Ateş suikastı üzerinden Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Yanında azmettiricileri, cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Mafyaya fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Şimdi çık, istediğin kadar bağır. AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırladığı anayasa değişiklik teklifi gündemde. Muhalefet AK Parti'nin randevu tekliflerini geri çevirdi. HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti de AK Parti'nin görüşme talebini reddetti. Komisyon ve grup çalışmalarına yapacağınız katkılar. AK Parti'nin başörtüsü konusundaki anayasa teklifinde randevu gerilimi yaşanıyor. Hafta başında AK Parti kurmayları meclise grubu bulunan CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP'den randevu istemişti. HDP o talebi geri çevirmişti. HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti AK Parti'nin randevu talebini reddetti. AK Parti sadece Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP ile görüşecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici muhalefete tepki gösterdi. Meclise değişikliğe verilecek retoyunun siyasi bedelinin ağır olacağını savundu. Kendisini sağ, muhafazakar olarak tanımlayan siyasi partiler bu konuda görüşmez ya da bu konuda meclise geldiğinde buna evet vermezlerse bence bunun onlar açısından siyasi bedelinin ağır olacağını, bir bedel ödeyeceklerini düşünüyorum. Milli Muharip uçak hangardan çıkmaya hazır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, tören için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gün beklediklerini açıkladı. Tören Türk savunma sanayi açısından tarihi bir gün olacak. Biz şu anda Milli Muharip uçağımızı motor çalıştırarak rol altı bayağı hazırladık anlamına geliyor. Milli Muharip uçak hangardan çıkmaya hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Biz şu anda Milli Muharip uçağımızı motor çalıştırarak rol altı bayağı hazırladık anlamına geliyor. Hazırladık yani şu anda. Artık bundan sonra tören için biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan gün bekleriz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip uçak normalde Mart ayında hangardan çıkacaktı. Ancak bu tarihte öne çekildi. Şu an hangardan çıkışa hazır hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı müsait olduğunda tören düzenlenecek. Muharip uçağın ilk uçuş tarihi de 2025'ten 2023'e çekilmişti. Bu arada Hürjet'in protopilleri mekanik teste girdi. Hürjet artık iniş takımları üzerinde.
Atak-2 helikopterin gövdesi bitmek üzere. Yakında iniş takımları üzerinde olacak. İstihdama da katkı veren TUSAŞ'ta kadro sayısı 2023'te 16 bin kişiye çıkarılacak. Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl bir sondajdan petrol çıkmasının ardından bu yılda benzer bir durum yaşandı. Üzüm bağı için vurulan sondajdan yine petrol çıktı. Su ararken ham petrole benzeyen siyah sıvıyla karşılaştı. Emin olmak için tutuşturduğu o sıvı alev aldı. Yok ya, bırak yansın. Oğlum zeytine yama. Görüntüler geçen yıl Manisa Salihli'de bir zeytinlikte su sondajı sırasında kaydedilmişti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından bölgede çalışmalar sürerken yine benzer bir ihbar geldi. Bu kez üzüm bağı için su arayan bir çiftçinin arazisinden petrole benzeyen siyah sıvı çıktı. Pompayı koyunca bir açtık, yağ duruyor gene. Ne yapalım, ne yapalım? Biz yağ çıkınca rahatsız olduk aslında. Biz su bekliyoruz yani, su istiyoruz. Biz petrol istemiyorduk o anda yani. 208 metreden çıkan sıvı yanıcı. Bağ sahibi durumu yetkilere bildirdi. Sıvıdan incelenmek üzere tekrardan numune alındı. Geçtiğimiz yıl Mustafa Yüksel'e ait zeytinlikte yapılan inceleme sonucunda çıkan suyun %6'sının petrol olduğu ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu baronlarına operasyon düzenlendi. 5 ayrı ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satışından elde edilen milyarlarca liralık servetlerine ise el konuldu. İşte o çarpıcı operasyon anları ve haberin ayrıntıları. Uyuşturucu baronlarına operasyon nefes kesti. Polis şüphelileri kıs kıvrak yakaladı. Hazırlıklar tamamlandı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara operasyon düzenlendi. Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de 26 ayrı adres eş zamanlı basıldı. Kapılar koç başlarıyla kırıldı. Baskında narkotik köpeklerin yanı sıra yeni teknolojiler de kullanıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 14 adet ev, 12 adet araç, 2 adet arsa, 1 adet tarlayla 366.855 liraya el konuldu. İstanbul'da bir şahıs parktaki köpeklere tabancayla saldırdı. Köpeklerden biri yaralandı. Bu sırada köpekleri besleyen bir vatandaş canını siper ederek saldırganın önüne geçti. Tabancayla köpeklere ateş etti. Hayvanları besleyen bir vatandaş canını siper etti. Olay İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Bir şahıs elinde silahla parka girdi. Sokak hayvanlarını besleyen Özlem Gürel müdahale etti. Şahıs silahını ateşledi. Bir köpeğe mermi isabet etti. Bu beyefendi sanırım bilmediği için bölgeye gelmiş, korkmuş, silahını almış, geri gelmiş. O şekilde bir korkuyla yaptığını söyledi. Saldırgana 4 ay ev hapsi cezası verildi. Şahıs silah bulundurmayacak ve taşımayacak. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nda ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Gece boyunca esen şiddetli rüzgar nedeniyle yangın sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Bir anda büyüdü, yürekler ağza geldi. Kaz Dağları'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Gece saatlerinde başlayan yangın sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin yayılmasını engellemek kolay olmadı. Yangına 60 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 300 personelle müdahale edildi. 80 hektar örtü alanı yandı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Sırada gazete manşetlerimiz var. Bakalım manşetlerde neler var. Sabah gazetesiyle devam edelim. Bakalım Sabah gazetesinin manşetinde neler var. Hemen buradan başlayalım. Büyük keşfin peşinde 10 bin kahraman olarak başlık atılmış, hemen detaylarını da okuyalım. Sakarya gaz sahasında 3 bini denizde, 7 bini karada, 10 bin kişi çalışıyor. Türkiye'nin yarınlarını garantiye alacak büyük proje. Destan yazılıyor olarak detaylarına da hemen bakalım. Karadeniz'de prangalar kırılıyor, maküs talih yeniliyor, enerjide tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriliyor. Görev yapan 10 bin mühendis, teknisyen, işçi üzerlerindeki montlarla, başlarındaki kasklarla ay yıldızı var demişler. Helal olsun gerçekten. Umuyoruz ki daha güzel haberler de buradan veririz. Hemen burada güzel de bir haber var, aslında onu vermek istiyorum. Aşkı ve vefayı bir cümlede özetledi demiş. Hemen detayına bakalım. Manavgat yangınında felçli eşi Ayşe'ye "ölsek de seni bırakmam" diyen İbrahim Deniz'in hikayesi belgesel oldu. Kısa belgeseli Çevre Bakanı kurum sosyal medyadan paylaştı. Gerçekten günümüzde böyle aşklar kalmadı. Ne varsa gerçekten eski toprakta var diye eklemek istiyorum. Umuyoruz ki bizim de karşımıza gerçekten aşkı ve vefayı bir cümlede özetleyecek birileri çıkar. Şu an için öyle birileri söz konusu değil. Umuyorum ki ekip arkadaşlarımın bazılarında var böyle yeni zamanda böyle evlenecek mutlu çiftler, ama genel anlamda şu an bir göz gezdiriyorum. Çok da mutlu çift yok. Hatta hiç kimsenin sevgilisi yok diyebilirim. Umuyorum ki ekipçe birlikte, hep birlikte yarın öbür gün mutlu haberler buradan vermek isterim. Devam edelim. Bu haber biraz beni nedense üzdü. Yetimleri sevindiren iyilik haberi var. Bakalım hemen. Yardımsever oğlu Murat Can Kaya'yı kazada kaybeden berber Mehmet Akif Kaya, oğlunun misyonunu üstlendi. Bahçeli Evler'deki 167 kuaförü organize eden Kaya, 170'i kız, 370 yetim çocuğa ücretsiz hizmet sağladı. Gerçekten helal olsun. Çünkü çok da önemli bir şey yetimlere bu anlamda destek olmak. Hemen biraz da siyaset haberlerine bakalım. Zaten sık sık aktarıyoruz ama şu an gündemde de gerçekten bu Sinan Ateş cinayeti uzun sürede gündemde kalacak gibi gözüküyor. Hemen bakalım detaylarına. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor olarak başlık atılmış. Detayına bakalım. Kanlı saldırıdan sonra tek bir merkezden emir almışçasına MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı başladı. Tüm FETÖ'cüler partimize karşı yeni bir kalkışma başlattı. Bu kansızlara eyvallah etmeyeceğiz diye ekledi. Biliyorsunuz MHP lideri Bahçeli de uzun zamandır bu konuyla alakalı açıklama yapmıyordu ama ard arda mesajlarını da yayınlamış oldu. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Hemen bakalım biraz daha detaylarına neler aktaralım. Çok da aslında hep böyle gündemde hep aynı, çok da yoğun, hem siyasi anlamda hem de genel anlamda çok da böyle tatlı güzel haberler de veremiyoruz. Ama şuradan bir haber daha okumak istiyorum ben size. Emperyalizmin çakalları olarak başlık atılmış. Partisinin grup toplantısında emperyalizm çakallarının arasında salmıştır diyen Bahçeli'ye hak vermemek mümkün değil olarak Mehmet Barlas bir köşe yazısı yazmış orada, başyazı. Tabii dediğimiz gibi bu siyasi olay çok da aslında karmaşık bir hal aldı. Sinan Ateş cinayetinde şu an için sular durulmuyor diyebiliriz. Tabi ilerleyen zamanlarda gündemde neler olacak, neler konuşulacak bakacağız. Yönetmenim başka bir gazeteye geçeyim yoksa reklama az mı kaldı? Tamamdır. Postayla devam ediyorum o zaman ben. Bakayım Postanın gündeminde neler var. Kaderin değiştiği an olarak başlık atılmış. Hemen detayına bakalım.
Türkmen bir ailenin kızı olan doğuştan işitme engelli 6 yaşındaki Kadir'e İzmir'de başarılı bir ameliyatla duyma cihazı takıldı. Minik kızın annesinin sesini ilk kez duyduğu an gülümsemesini görülmeye değerdi. Çok çok değerli bir an aslında. İnşallah bundan sonra daha güzel olur Kadir için her şey diyelim. Ben biraz daha aslında detayını da okumak istiyorum. Operasyonu gerçekleştiren doçent doktor Gülcener Mercan'sa finansman sağlanırsa sol kulağını da aynı cihazdan takacağız dedi. İlkokul birinci sınıfına giden Kadir için şimdi yoğun bir konuşma eğitimi başlayacak. Böylece Kadir okulda derslerinden de geri kalmayacak. Umuyoruz ki bir an önce de bu gerçekleşir. Zaten haberini sık sık aktarmıştık ama Cesur Yürek olarak başlık atılmış biliyorsunuz. İstanbul Ümraniye'de hayvansever Özlem Gürel mahalledeki çocuk parkında köpekleri beslerken bir silahlı saldırgan gelip köpeklere ateş açmıştı. Bir köpek de burada yaralanmıştı. Haberinde zaten aktarmıştık sizlere. Şimdi gazete manşeti de aynı şeye yer vermiş. Gerçekten bu anlamda helal olsun demek istiyorum Özlem Hanım'a. Çünkü yürek ister silahlı bir saldırganın önüne geçip de bu anlamda canını siper etmek. Gerçekten işte hayvanseverlik mi diyelim, vicdan merhamet mi diyelim, işte adına ne dersek diyelim. Gerçekten bazen bazı yerlerde insanlığımızı bir kez de hatırlatacak olaylar yaşıyoruz. Bu anlamda da umuyoruz ki böyle haberler vermeyiz ama maalesef bunu da çok engelleyemiyoruz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra biz buradayız. Günaydın sevgili seyirciler. BBN Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz efendim. Biz ortalama 2 saattir bültendeyiz. Son dilimimize girmiş bulunmaktayız. Şimdi televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa bir kez daha buradan günaydın diyelim. Şimdi hava durumuna bakalım. Türkiye genelinde hava durumunda neler var? Şimdi haritamız gelecek ekranlara, hemen kontrol edelim. Aslında artık güzel haberler vermeye başladık. Yani yağmur yok, kar yok gibi buradan olumsuz haberler vermiyoruz. Bu da açıkçası aslında artık bizi sevindiren olaylardan bir tanesi. Çünkü an itibariyle artık Ocak ayını yarılamış olduk. Kış mevsiminde bitmesine ortalama 1,5-2 ay gibi bir süre kaldı. Baktığımızda hala beklenilen mevsim normallerini yaşayamadığımız ama artık güzel haberler vermeye yavaş yavaş başladık. Gördüğünüz gibi Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı veriyoruz ama yükseklerde de kar yağışı başlıyor diyelim. Hemen söyleyelim bu arada Türkiye genelinde de bir yağmur şu an için söz konusu. Ama Ege bölgesinde ve Marmara'nın batı kısmında biraz daha fazla bir yağmur şu an için söz konusu diyelim. Hemen de aslında eklemek istiyorum. Şiddetli yağış uyarısı biz veriyoruz ama önlemlerimizi de buradan almanızı size ısrarla söylüyoruz. Çünkü şiddetli yağmur olaylarında sel baskınları, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olaylar, ulaşımlar, aksamalar da oluyor. Evleri su basması gibi olası durumlarla da karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız eğer riskli yerlerde oturuyorsa bunun önlemini almalarını bir kez daha buradan rica edelim. Aynı zamanda da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da var. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Lütfen soba ve doğalgazdan kaynaklı baca zehirlenmelerine dikkat edelim. Bacalarımıza bir sıkıntı varsa, problem varsa bir an önce onlara baktıralım ki olası olumsuz durumlarla karşı karşıya gelmeyelim. Aynı zamanda hemen Türkiye'nin bazı illerinde hava durumu nasıl? Ona bakalım. Edirne 10 derece, çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor şu an için. Yağışların bu akşam saatlerinde daha kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 13 derece, çok bulutlu ama sağanakta bir yağış beklentisi var. Dün de aktarmıştık İstanbul'u, dün akşam saatlerinden itibaren aslında hava biraz daha yağmurlu. Çok yoğun bir yağmur ben kendi olduğum bölgelerde şu an için görmedim. Ama genel anlamda İstanbul'da da yağmur yüzünü göstermeye başladı diyelim. Umuyoruz ki yerini bir an önce kara bırakır. İzmir
15 derece çok bulutlu. Zaten aktarıyoruz, Ege bölgesinde sağanak bir yağmur şu an için beklenilen düzeyde, aynı zamanda ama kuvvetli rüzgar ve fırtına da var. Bu yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde İzmir'de de sağanak ve yer yer gök gürültülü bir yağmur beklentisi var. Isparta 8 derece çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve gök gürültüsü var ama yavaş yavaş karla karışık kar da yağacak. Onu da söyleyebiliriz yani. Karışık yağmur ve kar yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Isparta'da bu anlamda bir an önce karı gören illerden bir tanesi. Eskişehir 6 derece çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra da aralıklarla yağmur yağacağını söyleyebiliriz. Bolu 10 derece. Şu an için bir yağmur o bölgede söz konusu değil. Ama aynı zamanda umuyoruz ki bir an önce artık biz buradan olumsuz hava şartlarını tabii ki de vermek istemiyoruz. Ama bir an önce artık karı da yaşamak istiyoruz. Van'da, Ağrı'da ve Erzurum'da kar yüzünü gösterdi. Bu bölgelerde de artık yoğun bir kar hakim. Hatta okullar tatil edildi, yollar kapandı. Evet, baktığımızda olumsuz bir hava şartı ama artık buna bile sevinecek durumdayız. Çünkü acilen kara ve yağmura çok ihtiyacımız var ki yazın susuzluk ve kuraklık çekmeyelim. Çünkü aksi halde yazın acaba kurak mı geçecek, susuz mu kalacağız diye birçok buradan haber vermek durumunda kalacağız. Ama ben umuyorum ki bir an önce artık yağmurlar başladıysa yerinde kara bırakacaktır diyelim. Şimdi bir İstanbul trafiğine bakalım. İstanbul'da saat 9'u gösteriyor. İstanbul trafiğinde nasıl bir gelişme var, bir değişim var mı? Biz her yarım saatte bir İstanbul'daki vatandaşlarımız için aktarıyoruz. %56, %57'ydi. %1 bir geri düşüş olmuş. An itibariyle çok da bir değişim yok. Ama şöyle bir şey aktarabiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde biraz bir açılma var gibi gözüküyor. Kırmızıdan bordoya dönmüştü. Kırmızıya geri dönmüş. Şimdi Çamlıca'dan görüntüler geliyor. Evet, gördüğünüz gibi akıcı bir trafik söz konusu diyebiliriz. Aslında çok da akıcı değil ama yine de malum saat 9 trafiğin en yoğun olduğu saat dilimi şu an için. Bu saatten sonra zaten yavaş yavaş trafik düşmeye başlıyor. Çünkü malum artık okuluna gidecek vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ulaşmış oluyor. İşine gidecek vatandaşlarımız iş yerlerine giriş yapmış oluyor. Ne oluyor? Trafik biraz daha azalıyor. Yani ortalama bir saate kadar bu kadar yoğun bir trafik kalmayacak diye ümit ediyoruz. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler geliyor. Gördüğünüz gibi Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kısmında akıcı bir trafik şu an için söz konusu diyebiliriz. Ama ters istikamette ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde tertemiz yollarda hiçbir problem, bir trafik şu an için gözükmüyor diyelim. Avrupa'dan Anadolu'ya geçecek vatandaşlarımız varsa bir an önce ulaşmış olacaklar. Ama Anadolu'da yaşayan bizim gibi vatandaşlarımız köprü trafiğine her sabah kalıyorlar. Yapacak bir şey yok. Biz de buna artık alıştık. Şimdi Halıcıoğlu'ndan görüntüler geldi. Aslında iki tarafta çok yoğun gözüküyor haritada gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Alıştık biz bunlara. Artık İstanbul trafiği malum oldu. Baş edilemeyecek de bir güzergahlarda çok fazla trafik yoğunluğu oluyor. Olsun, biz bunlara da alıştık. Problem değil bizim için. Çünkü İstanbul'da yaşıyorsak trafiği de artık göz ardı edemiyoruz. Bununla yaşamaya da alıştık diyelim. Dediğim gibi trafik de kavgaya, kötü olaylara mahal vermeyelim. Bu anlamda sizi zorlayan, riske atacak vatandaşlarımızla denk düşerseniz de lütfen onlara uymayalım. Kapımızı kilitleyelim. Yavaş yavaş devam edelim. Biliyorum olumsuz olaylarda, kavga esnasında, tartışma esnasında bunu engellemek ve biraz da sinirlerimize hakim olmak çok zor. Ama sonrasında sadece tartışmayla kalmıyor. İşte daha kötü olaylar oluyor. Bazı vatandaşlarımızın hayatlarına mal oluyor bu kadar gereksiz kavgalar. O yüzden lütfen uymayalım böyle olaylara ve biz kendi yolumuza devam edelim. Yine ilerleyen dakikalarda hava durumuna ve İstanbul trafiğine tekrar göz atacağız diyelim. Şimdi biraz da haberlerimize bakalım neler var. İstanbul'da bir şahıs parktaki köpeklere tabancayla saldırdı. Köpeklerden biri yaralandı. Bu sırada köpekleri besleyen bir vatandaş canını siper ederek saldırganın önüne geçti. Tabancayla köpeklere ateş etti. Hayvanları besleyen bir vatandaş canını siper etti. Olay İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Bir şahıs elinde silahla parka girdi. Sokak hayvanlarını besleyen Özlem Gürel müdahale etti.
Şahıs silahını ateşledi. Bir köpeğe mermi isabet etti. Bu beyefendi sanırım bilmediği için bölgeye gelmiş, korkmuş, silahını almış, geri gelmiş. O şekilde bir korkuyla yaptığını söyledi. Saldırgana 4 ay ev hapsi cezası verildi. Şahıs silah bulundurmayacak ve taşımayacak. İstanbul Kartal'da ilk kadın ölü bulunmuştu. Aktarmıştık haberlerin. Detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. Katil zanlısı da intihara teşebbüste bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler de ortaya çıktı. Zanlı cinayetleri işlediğini itiraf etti. Aynı zamanda gerekçe olaraksa aldatma iddiasında bulundu. Ev tutmasına yardım ettik. Eşyasını aldık. Sahip çıktık. Evimize gelip yiyip içen bir evde ölü bulunan iki genç kadının cinayete kurban gittiği anlaşıldı. İstanbul Kartal'da korkunç bir olay yaşanmıştı. İki kadın bir evde ölü olarak bulunmuştu. Konuşmaktan aciz bir çocuktu ya. Nasıl yaptı bunu ben anlamadım. Genç kadınların cenazelerine adli tıpta otopsi yapıldı. Dilara Gülten cenazesini adli tıp kurumundan teslim alan babası Şenol Gültay katil zanlısını tanıdığını anlattı. Ya bu çocuk garibanın tekiydi biliyor musun? Antep'ten gelmiş. Biz tanıyoruz. Çocukların arkadaşı. Yani medyada yazıyor da sevgilisi bilmem ne. Yok kardeşim ne sevgilisi ya? Katil zanlısına uzun süre yardım ettiklerini ifade etti. Biz bu çocuğu ev tutarken destek olduk. Ev tutmasına yardım ettik. Eşyasını aldık. Sahip çıktık. Evimize gelip yiyip içen mi? Yani çocukların yakın arkadaşı. Baba Şenol Gültay hala olayın şokunu yaşıyordu. Ya nasıl yaptı bunu ben anlamadım. Bilmiyorum. Ne oldu anlamadım. Evlat acısı ya. Yanmaz olur mu? Nasıl yarın ben nasıl toprağa vereceğim onu? Nasıl vereceğim? Korkunç olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Hayatını kaybeden Gültay noterde, Demirelse elektronik firmasında çalışıyordu. Daha önceden kasten yaralama suçundan aranan şüphelinin ise Pendik'te bir restoranda çalıştığı belirlendi. Cinayet günü alışveriş yapan katil zanlısı kameraya böyle yakalandı. İfadesinde kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia etti ve cinayetleri bu yüzden işlediğini savundu. Zanlı gözaltında, cinayete kurban giden genç kadınlar ise gözyaşları içinde defnedildi. Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl bir sondajdan petrol çıkmasının ardından bu yıl da benzer bir durum yaşandı. Üzüm bağı için vurulan sondajdan yine petrol çıktı. Su ararken ham petrole benzeyen siyah sıvıyla karşılaştı. Emin olmak için tutuşturduğu o sıvı alev aldı. Yok ya bırak yansın. Oğlum, benzine yama. Görüntüler geçen yıl Manisa Salihli'de bir zeytinlikte su sondajı sırasında kaydedilmişti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından bölgede çalışmalar sürerken yine benzer bir ihbar geldi. Bu kez üzüm bağı için su arayan bir çiftçinin arazisinden petrole benzeyen siyah sıvı çıktı. Bombayı koyunca bir açtık. Yağ duruyor gene. Ne yapalım ne yapalım. Biz yağ çıkınca rahatsız olduk aslında. Biz su bekliyoruz yani. Su istiyoruz. Biz petrol istemiyorduk o anda yani. 208 metreden çıkan sıvı yanıcı. Bağ sahibi durumu yetkilere bildirdi. Sıvıdan incelenmek üzere tekrardan numune alındı. Geçtiğimiz yıl Mustafa Yüksel Ağa Zeytinlik'te yapılan inceleme sonucunda çıkan suyun %6'sının petrol olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi spor haberleriyle devam edelim. Bakalım spor gündeminde neler var? Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımlar çalışmalara başladı. İlk hareket ise Fenerbahçe'den geldi. Sarı lacivertlerin Adana Demirspor'dan kadrosuna katmaya hazırladığı milli stoper Samet Akaydın'dan transfer açıklaması geldi. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'la 3,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydın kısa süre içinde sözleşme imzalayacak.
Habertürk TV'ye konuşan Samet Akaydın, futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım, Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum, dedi. Futbolculuk kariyerinde Ersin Spor, Sancaktepe, Şanlıurfa Spor, Ankara Keçiören Gücü ve Adana Demirspor formaları giyen 28 yaşındaki Samet Akaydın, Akdeniz ekibinde 58 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, son haftalarda deplasmanda alınan kötü sonuçlar sonrası takımdan ayrılacağı söylentileri oluşan teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor deplasmanından 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kararı belirsizliğini koruyordu. Bordo Mavili yönetim yaptığı toplantının ardından Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı. Trabzonspor Kulüp As Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni hikayeler yazacaklarını belirterek yola devam hocam dedi. Kararın ardından teknik patron Abdullah Avcı takımının başında antrenmana çıktı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Avcı'nın raporu doğrultusunda takımın gidişatıyla ilgili kararı verecek ve gönderilecek isimlerle transfer politikası belirlenecek. Kolay gelsin. Bordo Maviller 3 gün sonra sahasında oynayacağı Melipol-Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. İdmanda Alanya maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncularsa teknik ısınmayla 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, dayanıklılık çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Bordo Mavili ekip Başakşehir maçı hazırlıklarına Perşembe günü devam edecek. Trabzonspor taraftarları teknik patronları Abdullah Avcı'nın evinin önüne giderek destek mesajları verdi. Kadıköy deplasmanından 3 puanla dönen Sarı Kırmızılar Hatay Spor maçı hazırlıklarına başladı. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatay Spor'da oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanlarla başladı. Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi. Sarı Kırmızılar yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Hatay Spor maç hazırlıklarını sürdürecek. Liderlik yarışında en yakın rakibinin 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarına da başladı. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep maçı hazırlıklarına Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı lacivertler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Fenerbahçe 15 Ocak Pazar günü saat 19'da Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu ile yollar ayrılıyor. Siyah beyazlılarda bu ayrılıkların ardından transfer çalışmaları da hız kazanacak. Forvet, stoper ve orta saha pozisyonları için görüşülen oyuncularla sözleşmeler de imzalanacak. Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcuyla yollar ayrılıyor. Siyah beyazlılarda Weghorst, Saiz, Enkudu, Dele Alli, Masuaku ve Montero yol ayrımında bulunan isimler. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü Manchester United'a transfer olacak. Romain Saiz, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı stoper, devre arası gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir.
Sezon sonunda serbest kalacak Kevin Enkudu, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamadı. Kamerunlu oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor. Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmeleri devre arasında sonlandırılabilir. Everton ve West Ham United'la anlaşma sağlanması halinde iki oyuncu da siyah beyazlılara veda edecek. Francisco Montero'nun ise kiralanması planlanıyor. Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki stoper teklifleri değerlendirme kararı verirse takımdan ayrılacak diğer isim olacak. 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta olası ayrılıkların gerçekleşmesi halinde transfer çalışmaları hız kazanacak. Forvet, stoper ve orta saha pozisyonları için görüşülen oyuncularla sözleşmeler imzalanacak. Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı. Maç sonuçlarını getirelim ekranlarınıza. Hatayspor 0, Antalyaspor 0, Beşiktaş 2, Kasımpaşa 1, Fatih Karagümrük 3, Konyaspor 3, Ankaragücü 2, Kayserispor 1, Giresunspor 0, Ümraniyespor 1, Fenerbahçe 0, Galatasaray 3, Başakşehir 2, Adana Demirspor 1, Alanyaspor 5, Trabzonspor 0, İstanbulspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra biz buradayız. Sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bültenimize ekonomi haberleriyle ve ekonomide gündem nasıl, onunla devam edelim. Erdal Bey, günaydın. Günaydın Mine Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz valla, teşekkür ederiz. Bugün de gündem hayli yoğun. Sizinle bir bakalım dedik gündeme, bugün neler var. Borsa yeniden 5000'in altında, bu konu hakkında ne diyorsunuz? Evet, borsadaki yükseliş bayağı bir ilgi çekmişti. 5000'in üzerine kadar çıkmıştı. Buradan acaba daha da yukarı gider mi diye beklentiler oluşmaya başlamıştı. Ancak Ocak ayına girmemizle birlikte borsada artık işler biraz tersine dönmüş gibi gözüküyor. Yavaş yavaş çıkışlar oluşuyor. Finansal açıdan baktığımız zaman, para politikaları açısından baktığımız zaman aslında Türkiye içerisinde değişen bir durum yok. Yine kullanılan yöntem, ekonomi yönetimiyle alakalı planlanan yöntem yine büyüme üzerine kurgulu. Bununla alakalı farklı bir söylem gelmiyor. Ancak büyük ihtimalle seçim tarihiyle alakalı kafa karışıklıkları biraz borsada paniğe sevk etti yatırımcıyı diye düşünüyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurduğu Mayıs gibi de yapılabilir diye, yanlış hatırlamıyorsam Mayıs gibi demişti zannedersem. Evet. Ya daha erken tarihte yapılabilir seçim cümlesinden sonra borsa kan kaybetmeye başladı. Hatta bu açıklamanın olduğu gün bir kere devre kesici devreye girmişti ve 5000 seviyelerine yaklaşmıştı. Dün yine aynı şekilde borsada ciddi kayıplar yaşandı ve devre kesici aslında daha da aşağı gitmesini engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıktı. Şu an 5000'in altına geldi. Burada önümüze iki tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi, bunu bir alım fırsatı olarak gören yatırımcılar olur mu? Buraya tekrar bir yönelim olur mu? Yeniden yükselişe geçmesini sağlar mı? İkinci seçenekte acaba bir panik havası oluşup devam eder mi bu durum? Tekrar borsa aşağı yönlü hareket eder mi? Borsa önemli. Borsa Türkiye ekonomisi açısından değil, her ülkenin ekonomisi açısından önemli. Önemli göstergelerden bir tanesi. Çünkü borsada faaliyet gösteren firmalara baktığımız zaman bankacılık endeksinden tutun yüksek teknoloji endeksine kadar pek çok endeks türü var, pek çok firma türü var ve Türkiye aslında borsa faaliyet gösterdiği ülkenin bir özeti görünümündedir. Sektörleri değerlendirme açısından, insanların yatırıma meyilli olma durumu, tasarrufa ve yatırıma meyilli olması açısından önemli bir gösterge. Borsadaki düşüş umarım ki devam etmez. Çünkü panik havası iyice hissedilip daha da aşağı çekmeye başlayacaktır. Bu durum dolarizasyona da yol açar. Evet. İlerleyen süreçler içerisinde
sıkıntılı bir durum içerisinde bizi sokabilir. Bugün yeniden gözlemlemeye devam edeceğiz. Acaba bir toparlanma olacak mı? Yeniden 5000 üzerine atacak mı kendisini? Yoksa aşağı yönlü hareket etmeye devam edecek mi? Gözlemleyeceğiz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde borsanın önemli hareketler sergilediği, yüksek çıkışlar sergilediği dönemler genelde bilanço dönemleriydi. Yani özellikle bankacılık endeksinde bankaların yüksek karlar açıkladığı dönemlerde borsa yukarı doğru atmıştı kendisini. Ve bir önceki yıla kıyasla enflasyon ortamının yüksek olduğu dönemde ve kampanyaların enflasyonun çok çok altında faiz uygulamalarının olduğu dönemde bankalar çok yüksek karlar açıkladılar. %600'lere varan karlar açıkladılar. Bu da doğal olarak onların hisselerinde güçlenmeye sebep oldu. Bu da önceliği bankacılık endeksi olmak üzere borsanın yukarı doğru gitmesini sağlamıştı. İkinci bir unsur da cuma günü finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı açıklandı. Bu tabloya da baktığımız zaman son bir yıl içerisinde ne dolar, ne euro, ne altın, ne devlet iç borçlanma sebebi aslında enflasyona endekslendiği zaman hiçbir yatırım aracı kazanç getirmemiş. Bırakın kazanç getirmeyi, enflasyona karşı da parayı korumaya sağlamamış. Bu da doğal olarak yatırımcının iki farklı yöne gitmesine sebep oldu. Bir, konut edinmek için, konut ev almak için burada bir talep oluşmasına ve ev fiyatlarının yukarı gitmesine sebep oldu. İkinci tarafta da burada bir şişkinlik, doygunluk oluştuktan sonra yatırımcı borsaya akın etti. Çünkü parasını korumak ve kazanç elde etmek istiyordu. Buradaki oluşan talep de borsayı yukarı çekmişti. Benim kafamdaki soru işareti şu: borsanın reel seviyeleri mi bu 5000'ler, yoksa bir şişkinlik mi var? Tıpkı konut piyasalarındaki gibi bir şişkinlik mi var? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama asıl her şeyin netleştiği zaman seçimden sonrası olacak. Çünkü 6 ay sonrasında seçim olacağını varsayarsak, yani Haziran ayı içinde planlanan takvimde olacağını varsayarsak, bu seçimden sonra yeni ekonomi yönetiminin alacağı kararlar, uygulamalar, ki AK Parti de kazanacak olsa yeni, sonuçta yeni bir ekonomi yönetimi olacak. Evet. Yine aynı politikalar izlenecek mi, yoksa enflasyona yönelik çalışmalar mı başlatılacak? Eğer böyle bir durum olursa, yüksek faiz ortamına Türkiye girerse, zaten borsada çok daha büyük kayıplar göreceğiz. Ama seçim öncesi dönem için olayı biraz daha ayrıştırarak yorumlamakta fayda var. Ben biraz daha seçimle alakalı panik havası oluştuğunu düşünüyorum burada. Biraz da altını konuşalım. Altına bu iniş çıkışlar nasıl olacak, nasıl ilerleyecek? Bir de onu sizden dinleyelim. Evet, altını değerlendirirken de Türkiye'deki yatırımcının yaptığı en büyük hata gram altın fiyatına bakıyor olması, ama altın küresel bir yatırım aracı, küresel bir emtia ve iki farklı özelliği var. Bunlardan bir tanesi sonuçta bir emtia ve üretimde kullanılan bir emtia. Özellikle elektrik, elektronik gibi sektörlerde çok yoğun kullanılan bir emtia. İkinci tarafta da merkez bankalarının rezervlerini de literatürde olan ve fiili olarak da fiziki olarak da merkez bankalarının kasasında olduğu zaman ilgili merkez bankasını güçlü kılan bir emtia. Yani hem üretimde kullanılan bir ham madde hem de bir metal emtia. O yüzden rezerv para, bu yüzden baktığımız zaman altın dolar bazında, yani ons fiyatı üzerinden takip edilmesi gerekiyor. Burada bir hataya düşmememiz gerekiyor. Gram altındaki yükseliş aslında şu an için dolar daha sakin, nispeten daha sakin gittiği için ons altın tarafındaki yükselişten kaynaklanıyor. Ons altın yükselişi de iki farklı unsurdan, hatta üç farklı sebebe dayanıyor. Bunlardan bir tanesi FED'le alakalı dalgalı seyirler. Yani bir yanda bölgesel başkanlardan gelen açıklamalar, bir yandan da Powell'ın biraz daha büyümeyle alakalı, yani diğer ülke ekonomilerini sarsmayacak şekilde hareket etmemiz gerekiyor diye biraz daha sakinleştiren cümleleriyle bir dalgalanmayı yanında getiriyor. Burada eğer ki FED'in yüksek faiz artışları devam ederse ya da buna bir son verirse, dalgalanmaları daha da devam ettireceği, daha da süreceği öngörüsünü görüyoruz para piyasaları tarafından. Ama olayın bir de Çin ve Rusya-Ukrayna savaşı tarafı var. Çin'deki koronavirüsüyle alakalı durumların birazcık stabil hale gelmesi, biraz daha esnek hale gelmesi, burada üretimin daha güçleneceği ihtimalleri, biraz önce de bahsetmiştim, Çin'in stoklarını daha da genişletmeye, altınla alakalı talep oluşturmasına sebep oluyor. Bu da tabii ki altın fiyatlarının yukarı doğru gitmesine sebep oluyor.
Üçüncüsü, üç maddeden bahsetmiştim. Üçüncüsü de Rusya-Ukrayna Savaşı. Bu savaştan her gelen saldırı haberi, her gelen karşılıklı sert söylemler ve fiziki çatışmaların da devam etmesi güvenli liman olan altına ikinci bir talep daha oluşmasına sebep oluyor. Bu da yeniden yükselmeye sebep oldu. Bu yıl içerisinde dalgalı seyirleri zaten bekliyorduk. Ancak para politikaları tarafında biraz daha Fed'in sakinleşeceği zamanı bekleyeceğiz. Ama jeopolitik risklerle alakalı gelişmeleri tabii ki önceden bilme şansımız yok. Bu yüzden altınla ilgili öngörüde bulunmak inanın çok çok zor. Fal bakmaktan öteye gitmez. Şu an için daha sıcak gelişmeleri takip etmek ve özellikle altın tarafında orta vade yatırımları tercih etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ben 1600'lere kadar gerilediği dönemler içerisinde daha aşağı gitmeyeceğini düşünüyordum. Ama bu yukarı gidiş trendi ne kadar daha devam eder? İnanın bu günlük gelişmelerle olacaktır. Yarınki yayında bunu direktman 1950'lerde de görebiliriz. Yeniden 1740'lara düşmüş olarak da görebiliriz. Biraz daha anlık hareket ediyor. Orta vade yatırımı tercih edin. Önerim budur ve gram altın fiyatından ziyade ons altın fiyatını takip etmenizi öneririm. Şimdi şöyle, biz bunu sık sık da konuşuyoruz aslında, geçenlerde de çok gündemdeydi. Tapuda raiç bedel konusu vardı. Bununla alakalı da şu an yeni bir çalışmanın başlatılacağını da açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Acaba bu yapılacak çalışma konut piyasasını nasıl etkiler? Evet, aslında çok geç kalınmış bir durum. Çünkü burada gerçekten çok büyük vergi kayıpları oldu. Özellikle şu son yeni evin projesiyle ortaya çıkmış oldu. Umarım ki güzel bir çalışma yapılıp bu vergi kaçağının önüne geçilir. Ben burada konut fiyatlarındaki değişimden ziyade vergi kaçağının önlenmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani siz vergi kaçağını önlediğiniz zaman bütçedeki gelir kalemlerinin neredeyse tamamına yakınının da vergilerden oluştuğunu varsayarsak, ki bu oran %95-97 aralığında olacaktır. Siz bütçedeki gelir kalemlerinizi arttırırsanız ne akaryakıt fiyatlarına ne de diğer ürünlere ek vergiler koymak zorunda kalmazsınız. Vergi zamları yapmak zorunda kalmazsınız. O yüzden bırakın, eğer ki bu işin sonunda konut fiyatları artacaksa da artsın. Ama devlet gelir kalemlerini tahsil edebilsin. İnşaat firmalarının ne kadar büyük kaçağa sebep olduğunu son yeni evin projesinde hep birlikte gördük. Türkiye'nin dört bir yanından şikayetler var. Ve aleni bir şekilde yapılıyor artık bu fatura kesilmeme olayı. Ben o yüzden destekliyorum. Geç kalınmış dahi olsa zararın neresinden dönülse kârdır diyorum. Umarım ki reel bir anlamda bu firmalar denetlenir ve buradaki vergi kayıpları tahsil edilir. Hep birlikte, hepimizin parası çünkü bu. Yani burada kaçırılan para benim de param, sizin de paranız. Evet. Türkiye'de bu ülkenin vatandaşı olan 84 milyon insanın parasından bahsediyoruz. Bunu korumakla mükellef olan hükümettir, ekonomi yönetimidir. Umarım ki bu süreç devam eder. Raiç bedelle gerçek satış arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç büyük şehri ayırırsak diğer şehirlerde bile afaki farklar oluştuğunu gördük. Şu an Türkiye'nin neresine bakarsanız bakın 1,5-2 milyon liradan aşağı satış bedelini görmüyorsunuz. Sabit standart bir web sitesine girip burada sorgulama yapsanız dahi bunu çok rahatlıkla görüyorsunuz. Ancak 200-300-500 bin lira faturalar kesiliyor. Aradaki kayıp her 1 milyon lira için 20 bin lira bu yıl. Yani 200 bin lira. Her 1 milyon liralık faturasız satışta bizim vatandaş olarak 200 bin liramız birilerinin cebine gidiyor, bütçeye gitmiyor. Bununla da zarar etmekle kalmıyoruz. Bunun tabu harç masrafları var. Artı bütçede kayıp olduğu için diğer ürünlere yapılan ek vergilerden kaynaklı. Yani her koşulda kelebek etkisi gibi düşünürsek bunu, her 1 milyon liralık kaçakta vatandaş olarak biz bunu belki 400 bin lira olarak ödüyoruz. Şu an gelir dağılımında adaletsizliği konuştuğumuz dönemdeyiz. Türkiye'nin gelirleri yeteri kadar var. Büyüme oranları iyi rakamlar açıklanıyor. Ancak baktığımız zaman zenginle fakir arasındaki uçurum giderek büyüyor. Bunun en çok büyüme sebebi aslında insanların maaşlarından, gelirlerinden ziyade vergideki usulsüzlük, oransızlık. Bugün bordrolu çalışanlara baktığınız zaman, ben hatta birkaç gün önce arkadaşımla aramda olan sohbeti aktarayım. 105 bin lira vergi ödedim diyor arkadaşım, bordrolu bir çalışan. Sadece 105 bin lira. Ama bugün inşaat firmalarına bakın, en çok kazanç elde edenler de 300-500 bin liradan fazla vergi ödemiyorlar. Bu komik bir durum. Tespit edilmesi kolay bir durum. Ben Sayın Nebati'nin bu cümlesinde samimiyet olduğuna inanıyorum ve bu işin peşine düşeceğini umut ediyorum.
Umarım ki buradaki kayıplar bir an önce telafi edilir ve biz de halk olarak birilerinin cebine para aktarmaktan kurtulmuş oluruz. Konut fiyatları yukarı gider mi? Bazı konularda realist olmak lazım. Eğer ki konut fiyatları yukarı gitmesi gerekiyorsa bırakınız gitsinler. Eninde sonunda zaten dengesini bulacaktır piyasa. Bunu et fiyatlarında da yaşadık. Et fiyatları ucuzladıkça sevinen bir kesim oldu ama burada uyarı yaptık biz. Bu konuya sevinmeyin çünkü 2 ay sonra Türkiye'de ne yazık ki et bulamayacağız demiştik. Şu an o döneme girdik. Konutta da aynı şey var. Biz TÜİK'in enflasyon oranlarını açıkladığı zaman sürekli TÜİK'i eleştiriyoruz ama TÜİK buraları resmi verilerden çekiyor. Bakın konut fiyatları endeksine baktığımız zaman TÜİK'in açıkladığı konut fiyatındaki en son rakamlara baktığınız zaman %79 görüyorsunuz yıllık artışı. Peki reelde böyle mi? Hayır, çünkü TÜİK resmi verilere bakıyor, raiç bedele bakıyor. Raiç bedelleri 400-500 bin liralarda ve sadece %79 enflasyon gözüküyor. Ama gerçekte evler 2-2,5 milyon lira seviyelerinde ortalama. Demek ki konut enflasyonu aslında %79 değil, %300'ler seviyesinde. Bu da insanların aldığı maaşı bile etkiliyor. Bakınız Mine Hanım, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Buradaki kaçağın emeklilerin aldığı maaş zammına bile etkisi var. Yani çok büyük bir hak var, çok büyük bir vebal var. Ekonomi yönetiminin bu hareketini takdirle karşılıyorum, teşekkür ediyorum. Umarım ki en kısa sürede bunu fiiliyata geçirirler ve bu sürece artık son verirler. Türkiye'nin kanayan yarası kayıt dışı ekonomi. Buna bir an evvel bir dur denilmesi gerekiyor, önlem alınması gerekiyor. İnşallah bir an önce dediğiniz gibi hızlanır bu olan ve biz artık belki bu konuları bu kadar çok fazla konuşmuyor oluruz. Şimdi aslında hemen de şeye geçmek istiyorum. Şimdi işsizliği soracaktım ama size. Şimdi bakan kurumun da açıklamaları vardı. Biliyorsunuz TOKİ'de vade artış oranı %15.40'da tuttuk diye. Bu açıklamayı da aslında size sormak isterim. Yeterli mi? Nasıl? Bu konu hakkında da fikirleriniz neler? Bağlantımda bir sorun oldu. Ben sizin cümlenizi duyamadım. Özür dilerim. Tekrar alma şansım var mı? Normalde işsizliği soracaktım size ama şimdi TOKİ'den evden giderken hemen şeyde sormak istiyorum. Bakan kurumun da bir açıklaması oldu. TOKİ'de vade artış oranını %15.40'da tuttuk diye. Biliyorsunuz normalde memur maaş zammına göre bir ortalama yapılıyordu ama bu sene 15.40'da tuttuklarını açıkladı. Yani %50'de bir indirim yapmış olduk diye bir açıklaması var. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Evet, bu TOKİ deneme alanların her yıl artışları enflasyona aslında memur maaş zammında enflasyon oranına göre yapıldığı için üzerine 1-2 puanlık refah payıyla birlikte aslında dengeli bir şekilde gidiyordu ama bu sene yüksek enflasyon ortamıyla birlikte ve insanların reeldeki aslında geçim sıkıntısından kaynaklı olarak daha yüksek oranlarda memur zamları gerçekleşti. İnsanların, TOKİ'den ev alan insanların pek çoğunun geliri bu kadar artmadı. Ben bakanlıklar arasında en çok ilgili takip ettiğim ve çalışmalarının vatandaşla ilgili olduğunu düşündüğüm bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı görüyorum. Gerçekten özellikle son birkaç yıl içerisinde yaptıkları çalışmalarla, ürettikleri yeni projelerle dar gelirli vatandaşlara hitap edecek pek çok çalışmaları vardı. Bunun içerisine orta gelirli vatandaşları da eklediler şu son projeyle birlikte. Umarım ki yenileri gelir. Ben bu konudaki hareketlerine teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir hareket. Çünkü insanlar ay sonunu getiremiyorlar artık gelirleriyle birlikte. TOKİ'den ev alan insanlar inşaat firması sahipleri değil, banka müdürleri değil. TOKİ'den ev alan insanlar genelde asgari ücret ya da bunun bir tık üzerinde gelir elde eden, emeğiyle para kazanan, alın teriyle para kazanan işçi kesimi. Bunların da bu seneki gelir artışları ne yazık ki bu oranda olmamıştı. Olsa dahi bir de refah payına ihtiyaçları var bunların. Çünkü enflasyon hala devam ediyor. O yüzden bu oran keşke sıfır olsaydı. Yani keşke hiç artış yapmasalardı. Ama anlaşma gereği memur maaş zammı oranında yapılması gerekiyordu. Burada bir indirim yapılmış, bir destek verilmiş. Vatandaşa, dar gelirli vatandaşa yapılan her desteğin arkasındayız. Bir dahakine inşallah sıfır olarak açıklarlar. Çünkü insanlar geçinmekte gerçekten çok çok zorlanıyorlar bu dönemde. İnşallah ilerleyen zamanlarda belki artık zam olmadığını buradan konuşuyor oluruz. Şimdi işsizlik de Kasım ayında değişmedi. Biliyorsunuz işsizlik 10.2, genç işsiz de 17.8 olarak açıklandı. Peki bu değişir mi sizce? Gidişat nasıl bir gidişat? Öyle sorayım. Evet, TÜİK'in açıkladığı rakamlar üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Evet, büyüme rakamları geliyor.
politika evet işsizliğin düşük olması üzerine kurgulu ama bugün gelişmiş ülkelerde enflasyonla her ülke mücadele ediyor. Büyümeyle alakalı her ülke bir daralma süreci içerisine girdi ki negatif büyüyen ülkeler var. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022 yılının ilk iki çeyreğinde negatif büyüdüğünü biliyoruz. Ama buralarda bile şu an hala 3.6'larda, 3.5'lerde işsizlik oranı var ve istihdam oranı, iş gücüne katılım oranı %60'lar seviyesinde. Türkiye'de şu an %48.6 iş gücüne katılma oranı var. Yani mevcuttaki çalışanların, çalışabilecek durumda olan insanların nüfusa oranı %48.6. Bu düşük bir oran. Bunu Türkiye gibi genç nüfusu olan bir ülke için iş gücüne katılım oranının Amerika'dan daha yüksek olması gerekiyor. Yani Amerika'da eğer bu oran %60'lardaysa Türkiye'de %70'in üzerine çıkması gerekiyor. Burada iş gücüne katılım oranında zaten bir sıkıntımız var. İşsizlik rakamlarına baktığımız zaman da Türkiye'nin TÜİK'in bir insanı işsiz sayması için gereken koşullar birazcık realist değil. Bunu daha önce pek çok yayında ben detaylı bir şekilde aktardım. Koşullar neler? Yani koşullar TÜİK neler? Bir insanı... Onu bir daha bir söylerseniz eğer hani nasıl koşullarda sayıyor işsiz ya da saymıyor onu biraz daha sizden biraz isterseniz detaylı bir alalım. Evet, hani neye göre yapılıyor? Direktman okuyayım. TÜİK'in sayfası açık. Hiç yorum kalkmadan okuyacağım şu anda. Bir insanın işsiz sayılabilmesi için bakın iş aramak için 4 hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış. Yani 4 hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az bir tanesini kullanmış. 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan, kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dahildir diyor. Aktif iş arama kanallarından bir tanesi doğrudan işverene başvurmak, eşe dosta ricada bulunmak, işkura başvuruda bulunmak, özel istihdam ofislerine başvuruda bulunmak, gazete dergilerine başvurmak, CV paylaşmak online olarak, sözlü olarak iş aramak gibi aslında takibi çok da mümkün olmayan, gerçekten anlaşılması çok güç olan evet. Maddeler var bunların arasında. Ayrıca 3 ay içinde başlayabileceği bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya da işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de işsiz nüfusuna dahildir diyor. Yani baktığımız zaman bir insanın Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bir insanın işsiz sayılabilmesi için de belli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Gerçekten çalışmıyor olmak Türkiye'de işsiz olmak anlamına gelmiyor. Bu yüzden zaten atıl iş gücü diye bir ikinci veri ortaya çıkıyor. Yani atıl iş gücü bu da %20.8 mevsim etkisinden arındırılmış haliyle %20.8. Ben bakarken olaya ve pek çok ekonomist de bu olaya bakarken Türkiye'deki işsizlik oranında biz normal işsizlik oranına değil atıl iş gücü oranına bakıyoruz. Çünkü TÜİK'in bir insanı işsiz sayması için gereken koşulları çok ağır olduğu için gerçekte işsiz olduğu halde bu sınıfa girmeyen pek çok insan var. Türkiye'de gerçek işsizlik oranı ne yazık ki şu an için %20.8 olarak açıklandı. Atıl iş gücü olarak açıklandı. Ben bu rakamın Türkiye gibi üretime odaklı hem tarımda hem sanayide pek çok üretim kanalında faal olan, hizmet sektörü çok güçlü olan, turizm sektörü çok güçlü olan bir ülke için bu oranın çok çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de şu an 5 kişiden bir tanesinin işsiz olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Bu da çok tehlikeli bir ortam. Demek ki ekonomi yönetiminin aslında üretime yönelik çalışmalarında tam olarak da bir başarı sağlanmadığını görüyoruz. Çünkü işsiz sayısı hala çok fazla. Peki bunun sebebi ne? Bunun da iki tane sebebi var. Türkiye'de ne yazık ki ithal iş gücü diye bir kanayan yaramız var. Yani kayıt altına alınmayan değişik ülkelerden ülkemize iltica etmiş, göç etmiş insanların sanayilerde çalışıyor olması, burada Türk vatandaşlarının yerini almış olması bu bölgede Türklerin işsiz kalmasına sebep oluyor ne yazık ki. Ben sebeplerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanayiler gayet güzel çalışıyor. İşsizlik sorunu yok orada. Ben de kendi işimle alakalı olsun ya da farklı bir sebeple olsun bu bölgeleri ziyaret ettiğim zaman herhangi bir iş gücüyle alakalı sıkıntıların olduğunu görmüyorum. Ama özellikle sanayi bölgelerinde neredeyse her 10 çalışandan 7'sinin Türk vatandaşı olmadığını, yabancı çalışan olduğunu görüyoruz. Bence çözülmesi gereken bir sorun bu. Süremiz sona yaklaşıyor. Ben bir şey söyleyeceğim size. Şimdi tartışma konusu açmak istemiyorum ama merak ettiğim de bir konu. Genç işsizlik sayısı da 17.8 olarak açıklandığı için bu soruyu soruyorum. Genelde hep şöyle bir algı var. Gençler iş beğenmiyor.
çalışmak istemedikleri için genç işsizlik sayısı bu kadar yüksek olarak da söylemler geliyor. Sizce gerçekten gençlerimiz iş mi beğenmiyor yoksa çalışma ortamları mı çok uygun değil ya da onlara uygun iş ilanları mı yok? Sizce buradaki asıl problem nedir bu genç kuşağın işsiz olmasının bu kadar fazla olmasının asıl sebebi? Tabii bu olayı biraz da sosyolojik olarak değerlendirmek gerekiyor. Sadece ekonomik bir sıkıntı değil bu. Herkesin haklı olduğu konulardan bir tanesi de bu. Evet, iş beğenmeyen genç bir kesim olduğunu biliyoruz. Ama bunu genele yaymak çok da doğru değil. Yani gerçekten haksızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü şu gerekçe var, şu olmak zorunda. Eğer ki siz genç insanları eğitmişseniz, onlara bir ünvan vermişseniz, bir diploma almasını sağlamışsanız ve bu kişi bunu yaparken ailesinin ödediği vergilerle yapmışsa bunu, yani bunu siz hayrına vermemişseniz doğal olarak mezun olduğu diplomayla alakalı bir iş bulup kendisini burada geliştirmek istiyor. Yani siz tarih öğretmenliğinden mezun olmuş bir insanın mağazada kasiyerlik yapmasını kabul etmemesini, yani bunu kabul etmemesini iş beğenmezlik olarak bakarsanız bu şahsi bir görüşler öteye gitmez, doğru da bir görüş olmaz. Ama kendisini geliştirmemiş, basırsız diyebileceğimiz pek çok gencin olduğunu da biliyoruz. Gerek lise mezunu olsun, gerekse kendisini tam anlamda bir işte geliştirmemiş, kalifiye sayılmayacak genç bir nüfusun olduğunu da biliyoruz. Burada da olay asgari ücrete geliyor. Ben kendi işimde de yaşıyorum bunu. Yeni başlayacak personeller, işe yeni yetiştirmek için iş yerime alacağım personelleri artık alamıyorum. Çünkü neden alamıyorum? Asgari ücretin çok yüksek olmasından kaynaklı alamıyorum. Çünkü bu bir eğitim süreci. Ben bu insanları işe alacağım, yetiştireceğim. Olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. 3 ay, 6 ay sonra bırakıp gitme ihtimalleri var. Ve bu yüzden ne yapıyorum? Ben yeni personel artık alamıyorum işe. Yetiştirme amaçlı alamıyorum. Asgari ücretin bu noktada çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi iş beğenmezlik kavramında ben gençlere haksızlık edildiğini düşünüyorum. Özellikle eğitimli olan, belli konularda kendisini geliştiren gençlerin sırf karnını doyurmak için çalışmasını beklemek haksızlık olur. Çünkü bu insanlar bugün 22, 23, 24 yaşlarındalar. Ama 10 yıl sonraları, 20 yıl sonraları var ve Türkiye'nin geleceğinden bahsediyoruz. Bu insanların kendisini geliştirmesi ve bu ülkeye katma değer sağlaması gerekiyor. Ben dediğim gibi iş beğenmezlik kavramını biraz ağır buluyorum. Evet belki %10'luk, %15'lik kesim için doğru olabilir. Ama geri kalan kesim için de hiç kimsenin yaşama amacı bugün karnını doyurmak değildir. Değil, evet, herkes yarınına, geleceğine bakar. Yani sonuçta hiç kimse açlıktan ölmüyor. Aynen öyle. Ben yine merak ettiğim için sormuştum. Erdal Bey çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bültenimizin sonuna geldik. 3 saati tamamladık sevgili seyirciler. Yarın saatlerimiz 7'yi gösterene biz tekrar burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.